durumunda kaldık. Çünkü sıcak notla başlıyoruz efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplantısı, Cumhuriyet Halk Partisi beraberinde diğer muhalefet partilerinin başvuruları vardı. İşte o başvurular sonrasında bu zamlarla vatandaş ne yapacak? Ardı arkası kesilmiyor. Hem de bu zamlar şu ana kadarki olanların belki üçte biri, belki de dörtte biri algısı üzerine bakalım ne konuşulacak? Meclis Başkanı 25 Temmuz tarihinde meclisi toplantıya çağırdı. Peki bu toplantıda bir değişim olabilir mi? Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un olağanüstü toplantı çağrısı, beklentiler nasıl seyredecek? Çünkü meclisin özellikle ekonomide yaşanan gelişmeleri, Körfez turu ayrı bir gündem, yarın açıklanacak faiz kararı ayrı bir gündem, böylesi bir gündemin gölgesinde cebimize etkisi olacak mı, bir faydası olacak mı toplantının? Bunu konuşmak gerekiyor. Hemen başkent stüdyomuza dönelim. Fevzi Özgür Altın karşımızda oluyor. Fevzi Özgür Altın, ne biliyoruz? Nasıl bir atmosferde gerçekleşmesini öngörüyoruz? Hangi partilerin başvurusuna karşılık verildi? Bu konuda net bir bilgi var mı? Öte yandan Numan Kurtulmuş bir sinyal verdi mi en azından? Yani bu zamlara ilişkin belki de faydalı bir iş yapabilir meclis. Bu ümitle mi çağrılıyor, yoksa ya muhalefet istedi bakalım görüşelim metoduyla mı görüşmeleri izleyeceğiz bizler? Can Coşkun, öncelikle şunu söyleyelim. Aslında sizin de söylediğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bu görüşmeyi kabul etti. Ancak bu görüşmeden bizim geçmişte yapılan görüşmeleri de ortaya koyarsak herhangi bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz. Çünkü aslında muhalefetin sayısı meclisteki çoğunluğu yansıtmıyor ve bundan kaynaklı da Cumhur İttifakı da büyük bir ihtimal o gün orada olacak ve görüşmeler başladığı andan itibaren kısa bir süre sonra bitecek diyebiliriz. Peki süreç nasıl başladı? Hemen süreci hatırlatalım. Geçtiğimiz günlerde başta Cumhuriyet Parti ve diğer muhalefet partileri yaşanan bu zamlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplanması gerektiğini söylemişti ve bununla ilgili adımı da ilk önce Cumhuriyet Halk Partisi atmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na resmi bir dilekçede başvurdu ve başvurusunda da şunları söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin son yapılan vergi artışları ve ekonomik krizi değerlendirmesi için olağanüstü bir toplantı yapması gerektiği vurgulandı. Şimdi kanun gereğinde bu dilekçenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 7 gün içerisinde bir karar vermesi gerekiyordu ve karar da yaklaşık 5 dakika önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından alındı. Numan Kurtulmuş 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 15'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü gündemde toplanacağını açıkladı. Tekrar edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 15'te olağanüstü gündemle toplanacak. Peki olağanüstü gündemde hangi konular konuşulacak? Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurmuş olduğu, dilekçesinde de belirtmiş olduğu ekonomik krizlere ilişkin ve son yapılan vergi zamlarına ilişkin konuların gündeme getirilmesi bekleniyor. Tabi burada muhalefetin tavrı çok önemli. Muhalefet yapılan bu zamların iptal edilmesini söylemişti. Hatta CHP bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını da beyan etmişti. İşte bu beyanların ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan bu kararın iptal edilmesi için bir görüşme gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Ancak biraz önce de söylediğim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çoğunluk Cumhur İttifakı'na ait çoğunluk ve bundan kaynaklı da o gün olağanüstü gerçekleşecek toplantıda bir önerge, bir öneri verilirse o önerinin veya önergenin kabul edileceğini biz basın mensupları olarak tahmin etmiyoruz. Toplantı gerçekleşecek ve yeter sayısı olmadıktan sonra da büyük bir ihtimal toplantı sona erecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi daha önce planlandığı gibi Ekim ayında açılışını gerçekleştirecek diyebiliriz. Şu an için son dakika bilgisini tekrarlayalım. 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 15'te Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü gündemle toplanacak. Gündemin ana maddesi ekonomik kriz ve son alınan vergi zamları olacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Can Coşkun. Fevzi Özgür Altın, teşekkürler, kolaylıklar. Döndük stüdyoya efendim. Manşetlerin izini süreceğiz. En sıcak manşet buydu. Bir işe yarar mı vatandaş lehine? Zamlardan bir geri dönüş, yeni bir düzenleme, biraz hafifletecek bir unsur pek öyle görünmüyor. Peki gelelim manşetlere. Faiz kararı var yarın. Şimdi faiz beklenen ölçüde ilk aşamada arttırılmadı. Neden ilk aşama diyoruz? Çünkü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, atadığı düşünülen isim Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanı, ama değişmeyen PPK üyeleri. Böyle bir atmosferde gitmiştik. Mehmet Şimşek işte ilk kez bu hafta kararlarıyla konuşacak demiştik. Peki ne olmuştu?
sadece 15, 20, 25 puan arttırılacağı düşünen faizle ilgili cüzi bir artış kayda geçmişti. Piyasalardan da anlaşılan aynı geri dönüş ya da tahmin edilen geri dönüş olmadı. Ekonomistler ne dedi o gün hatırlatalım? Ya beklenen ölçüde olmayınca verimi de bu kadar oluyor. Özetle bunu söylediler. Şimdi cebimize neler olduğunun hesabını yine özel dosyalarla ve özel bağlantılarla tutacağız. Yarın bir miktar faiz arttırımı bekleniyor. Bir miktar diyebiliyoruz. Çünkü yine radikal bir artış, radikal kisvesi kullanılarak yorumlayabileceğimiz bir artış mümkün değil diyor ekonomistler. Bakalım görelim ama tabelamız bugün kayda geçsin. Çünkü sızdırılan bir toplantı var, bir video var. Kayda geçsini bu yüzden kullanıyoruz. Ne kayda geçsin hayatımızda bunu vurgulayacağız. Bu yüzden yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Siyasette değişim kayda geçsin mi? Bu video örneğin Türkiye'nin konuştuğu video. Ne anlatıyor? Tepkiler nasıl? Bunu konuşacağız eğip bükmeden ve birazdan Sözcü ailesinden İsmail Saymaz. Şahidim 2-2,5 saattir belki 3 saattir telefon trafiği durmadı. Bir yandan kulis topluyor, bir yandan konuşuyor. MYK üyeleriyle, geçmişte MYK'da görev almış üyelerle konuştum bugün ben de. Onların tavrı nasıl? İlk kez anlatacağız. İlk kez vereceğimiz kulis bilgileri de var. Özel bir yayın bizleri bekliyor olacak. Bunu konuşacağız elbette Sayın İmamoğlu, diğer yetkilileri. Ancak bununla birlikte tepkileri ve izahları da konuşacağız. Örneğin izah. Bu toplantıya ilişkin Ekrem İmamoğlu dedi ki gizli tarafı yok. Bu toplantılardan çok yaptık, yapıyoruz, bugün de var dedi hatta. Yani bugün de yine Zoom üzerinden yapacakları bir toplantıya atıfta bulundu. Gizli tarafı yok ama sızdıranın kim olduğunu bulmak istiyoruz dedi. Birazdan izleyeceksiniz. Video başlar başlamaz Sayın İmamoğlu ya bu katılımcı kim diyor. Birinden şüphe duyuyor. Orada tanımadıkları biri var o Zoom toplantısı içerisinde. Ama her nedense devamında onun odadan atılması yerine gündeme ilişkin, değişim gündemine ilişkin sohbetle arada kaynayıp gidiyor. İlk başta fark edilmesine karşın büyük bir ihtimalle de orada katılımcı bir yazısı yazan kişi... Bir milletvekili danışmanı olabilir, böylesi bir toplantıdan Zoom daveti aldıysa, davet üzerine katıldıysa illaki birinin danışmanıdır diye düşünülüyor. Onun aracılığıyla sızdırıldığı da tahminler arasında. Bakalım araştırıyoruz dedi Sayın İmamoğlu. Devam edelim, Sayın Kılıçdaroğlu ne der diye düşünülüyor. Genel merkez ne der diye düşünüyordu. Parti sözcüsü Sayın Faik Öztürk açıklama yaptı. Biz doğru bulmuyoruz dedi. Vatandaşın işte zam gündemi bu kadar ağırken yani Zoom'lar, toplantılar bunu doğru bulmuyoruz dedi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelenekleri var dedi, ilkeleri var dedi, bir tüzüğü vardır. Bundan variste çalışmaları hoş karşılamayız mealinde açıklamalar yaptı. Konuşacağız, eğip bükmeden konuşacağız neler olup bittiğini. Birazdan İsmail Saymaz aramızda olacak ama gelin şu meşhur değişim toplantısına bir bakalım. Çünkü siyasetin değişim gündemi hayli hareketlendi. Bu da şüphe çeken katılımcı yani sızdırdığı düşünülen anonim kişi. Kim olduğunu bilmiyoruz. Bakalım ortaya çıkacak mı? Önce video, sonra tepkiler, ardından İsmail Saymaz'dan son dakika sıcak bilgiler geliyor. Alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi? Olgunlaşabilir mi? Buna dair bir zemin var mı? CHP'de değişim sesleri yükselirken İmamoğlu ve CHP'li kurmayların düzenlediği çevrim içi toplantının kaydı sızdırıldı. Yüzyılın ihaneti başlığıyla yayınlanan video Değişim Gerçeği isimli hesaptan YouTube'a yüklendi. Parti meclis süreci aslında şu anda ayarında dengede gidiyor. Çarşamba günü bir aksiyona dönüşecek ya da maksimum perşembe diyelim buna. Toplantıda genel merkeze verilecek bir dilekçenin kimler tarafından imzalanacağı, nasıl ve kim tarafından teslim edileceği gibi konular konuşuldu. 7 kişi imzaladı. Sayıyorum izninizle. Bülent Ezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık ve Erbil Aydınlık. Biraz evvel ben metni bir zarf içerisinde Selin Hanım'a gönderdim. Selin Hanım da imzalamış olacak. İstanbul içine yönelik bir toplantımız var. Orada Onursal Adıgüzel, Sevgi Kılıç, Pınar Uzun ve Turan Aydoğan da imzalamış olacaklar. Bülent Tezcan tarafından kaleme alındığı belirtilen dilekçenin pazartesi itibariyle 15 parti meclisi üyesi tarafından imzalanmış olacağı da söylendi. Toplantıda Ekrem İmamoğlu'yla Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Gökhan Günaydın gibi isimler yer alıyor. Peki bu görüşmeyi kim, nasıl ve neden sızdırdı? Ekranda katılımcı diye bir şey var. Belki o olabilir. Ama henüz görüntü yok. Belki geliyordur. Katılımcı takma adıyla toplantıya katılan kişinin kaydı aldığı tahmin ediliyor. İmamoğlu bu kişinin önce Selin Sayekbökü olduğunu tahmin ediyor. Ardından o olmadığı anlaşılıyor.
Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu toplantının yaklaşık bir saat süreceğini söylese de kayıt 14. dakikada son buluyor. Şüpheli katılımcının görüşmeden atıldığı görülüyor. Bu dilekçenin verilmesini çok özel bir törene dönüştürmemek lazım. Önemli olan kayda girip kayıt numarasını almak. O dilekçe genel merkeze verildiği andan itibaren o deşifre olur. Yani onun tabii gizli saksı kalmayacaktır. Boşa bir atış bizi zor durumda sokar. Bu video paylaşımının ya da sızıntısının ankete yansıması da var. Birazdan hazır olunca arkadaşlarımız getirecekler. Sözcü Televizyonu YouTube'da canlı yayın hesabımızda soruyoruz efendim. Ne kayda geçsin isterseniz diye cevapları birazdan aktarırız. Katılımcı, gizemli kişi. Danışman olduğu iddiası var. Çünkü deniyor ki ya böylesine bir toplantı yapılıyor. Değişim gündemli toplantı. Tamam, gizli mizli değil denildi ama sonuçta davet üzerine gidiliyor Zoom toplantısına. O davet linki WhatsApp'tan ona da gitmiş belli ki. Kime gider? Bu insanların herhalde danışmanlarına gider en fazla. Sürpriz birine, yanlışlıkla rehberden birine atılmamıştır herhalde diye düşünülüyor. Peki o danışmanlardan kimin danışmanı? Neden böyle bir paylaşım yapıldı? İddialar o kadar büyüdü ki işte genel merkez paylaştı. Hayır, Ekrem İmamoğlu paylaştı. Hayır, o paylaştırdı. Bu paylaştırdı. Yangın yerine döndü ortalık bir anda. Ama toplantıya katılan her bir kişi Sözcü Televizyonu ekranlarına da konuştu birçoğu. Ne dediler özetle? Ya biz değişim yanlısı olduğumuzu kameralar önünde paylaşmış kişileriz. Ve değişim hususunda da çalışmalar yapılmasını savunmuş kişileriz. Kameralar önünde konuştuk. Sonra da bir araya gelip elbette böyle konuşacağız. Nerede konuşacağız? Değişim başka nasıl olur? İmza toplamadan, usulüne uygun davranmadan, yani bakışarak mı imza toplayacağımızı anlayacağız. Elbette böylesi toplantılar yapmak gerekir. Bu da ilk toplantımız da değil. Zoom üzerinden ilk olabilir ama daha önce bir araya geldiğimiz haberlere konu olduğu yalanlamadık da dediler. Dolayısıyla o taraftan gelen açıklamalar böyle. Genel merkez kanadı ise dediğim gibi Zoom toplantısı, vatandaş zam gündeminde ama bir tarafta işte Zoom toplantısı biz doğru bulmuyoruz. CHP'nin gelenekleri vardır vesaire açıklaması Sayın Öztürk aracılığıyla geldi. Hatta iddianın biri şuydu, işte MYK toplantısı bugün alınmasının sebebi bu video paylaşımının önceden bilinmesiydi gibi iddialar da vardı. O iddialara ilişkin genel merkez bir dahil olmadığını zaten söylemek durumunda değil. Ancak bundan sonra sızıntı nereden kaynaklandıdan çok bu değişim gündemi nereye gider? Onun peşine düşmek lazım. Çünkü sızıntının elbette haberi değiştirici bir yönü var. Yani o katılımcının kimliği çıktığı an eğer iddialar doğruysa bir danışman ise o danışman kimin danışmanı bir önem arz edecektir. Sızıntıyı bizzat yaptığı için. Ancak toplantıya katılanların rahatsızlık duymadığı da aşikar. Yani tamam paylaşmış olabilir. Sadece orada işte ihanet videosu diye paylaşılmasına içerlenmiş, kızılmış. Bugün örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem grup başkan vekilliği görevini yapmış isimlerinden Engin Altay'da. Yani değişim gündeminde yani başımızı kuma mı soksaydık? Yani değişim gündeminde konuşmak varken hiçbir şey olmamış gibi davranmak asıl ihanettir dedi. Şimdi diğer isimler de benzer açıklamalarda bulundular. Kim sızdırdı sorusu böyle. Ama bir de gelelim genel merkeze. CHP genel merkezinde MYK gündemiyle toplanıldı. O gündemde kuşkusuz bu videoda konuşulmuş olmalıydı. Bir soru üzerine Sayın Öztürk parti sözcüsü titriyle zam varken Zoom konuşmayalım dedi. Ama önünde arkasında başka cümleler de vardı. Ne ifade eder bir bakalım. Arkasına İsmail Saymaz'la konuşmaya başlayalım. Gördüğüm kadarıyla oldukça kısa bir merkez yönetim kurulu toplantısından sonra yılın en kalabalık basın toplantısını yapıyoruz. CHP'nin değişmeyen değişim gündeminde yeni sayfa sızan toplantı videosu. Gece ortaya çıkan görüntülerden sonra gün boyu gözler CHP Genel Merkezi'ndeydi. Video yayınlanmadan sadece birkaç saat önce sürpriz bir kararla CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun olağanüstü toplanacağı duyurulmuştu. Zamanlama dikkat çekti. O sızan kayıtta bulunan isimler CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın 50 dakika süren MYK toplantısına katılmadı. Kulislerde onların istifalarının istenebileceği konuşuluyordu. Toplantıda bu talepler sert bir şekilde dile geldi. Ancak net bir sonuç çıkmadı. MYK sonrası sözcü Faik Öztrak bugüne kadarki en kısa konuşmasını yapıp gazetecilerin sorularını yanıtlamaya başladı. Herkesin merakla beklediği konuya da yine kısaca yanıt verdi. Ülke yangın yerine dönmüşken, millet zam zulüm altında inlerken Zoom konuşmayı doğru bulmayız.
Öztrak'ta Sözcü Televizyonu'na bilgi veren MYK üyeleri de toplantıda bu sızan görüntülerin gündeme gelmediğini iddia etti. Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken, partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Yarışmaya evet diyoruz. Ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz. Partimizin genel başkanı ve merkez yönetim kurulu 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır. Bunu da yapacaktır. Genel merkezin toplantı yapıldığından haberdar olduğu, bu yüzden de parti meclisi toplantısının öne alındığı öne sürülmüştü. Öztrak o iddiayı da yalanladı. Bir de genel merkezin haberi var mıydı şeklinde bir soru vardı. Hayır, haberimiz yoktu. Son yılların en çok konuşulan tartışmasına sadece 47 saniye ayırdı Faik Öztrak. Ne o isimlerin neden toplantıda olmadığına ne de akıbetlerinin ne olacağına değindi. Gözler genel merkezden gelecek yeni açıklama ve adımlarda. Tabelamız kayda geçsin efendim. Tam da bu değişim gündemli toplantının sızdırılması ile ilgili. Başka neler kayda geçsin isterseniz? Kayda geçsin dediğiniz ne var? Sözcü Televizyon YouTube canlı yayın kaydında şu anda seçeneklerden herhangi birini işaretleyebilirsiniz. A, siyasette değişim kayda geçsin. Tıpkı bugün olduğu gibi. Görelim, duyalım kim ne hedefliyor, açık açık konuşulsun canım, ne var bunda diyenlerden misiniz? Ekonomide iyileşme kayda geçsin, bırakın siyaseti mi diyorsunuz? Yoksa ya hayallerimiz o kadar uzaklaştık ki hayaller gerçekleşsin, onlar bir şekilde hallolur diyenlerden misiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Sözcü ailesinden İsmail Saymaz da geliyor şu anda. Mikrofonu takılıyor. Konuşmaya başlayacağız. Sıcağı sıcağına konuşacağız derken aslında tam manasıyla söylüyoruz efendim bunu. Gerek bizler gerek Sözcü Televizyon Haber Merkezi. İsmail Saymaz saatlerdir burada Sözcü binasında ve bizzat şahit oldum. Hatta emrivaki yapayım telefon konuşmalarına. 2,5-3 saattir devam eden bir telefon trafiği var ve tam da bu kayda geçen meseleyle ilgili. Yani değişim toplantısıyla ilgili, değişim gündemiyle ilgili. Bakalım o toplantının etkileri nasıl seyrediyor? Ben konuştuğum isimlerle ilgili aldığım cevapları aktardım sizlere. Örneğin Sayın Altay, CHP'nin eski grup başkan vekillerinden. Yani kafayı kuma mı gömmek lazım mı diye soruyor. Bununla birlikte sormak istediği bir başka soru efendim. Yani değişim gündemiyle ilgili nerede konuşulacaktı ki, nasıl konuşulacaktı ki dedi Gökhan Günaydın canlı yayınımızda. Bunlar gizli şeyler değil dedi Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ve aynı zamanda seçim döneminin Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak söylüyor. Bizzat Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağzından bir değerlendirme işitir miyiz, duyar mıyız, bir yorum olur mu? Bu konuda elbette bekliyor olacağız. Sorularımızı soruyor olacağız Sayın Genel Başkan'a. Bununla birlikte bu toplantının manzarası ne anlatıyor? İsim isim ne anlatıyor? Bunları da konuşmak gerekiyor. Ve onunla birlikte belki de ilerleyen dakikalarda sizlerin soruları, ya bunu ıskaladınız, bunu sormadınız dediğiniz ne varsa sormak istiyoruz, konuşmak istiyoruz. Ve an itibariyle İsmail Saymaz'ı da davet edeyim sıcak gündemde. İsmail Saymaz hoş geldin. Hoş bulduk Can, iyi yayınlar. Ben Emri Vaki yaptım, yayında söyledim. Bazı telefon konuşmalarını yürüttüğünü, sabahtan evet. Bu yana kulis toplamaya devam ettiğini. Gazeteye hatta de yazı yetiştiriyordum yayına bu bile geç geldiğini, bu yüzden yazısını hazırlamak için. Ama sıcağı sıcağına Sözcü Ana Haber'de konuşmaya başlayalım. Önce yorum sormayacağım. Önce telefon trafiğini. Genel merkezin nabzı nasıl? Bu video ile beraber bu videoda bulunan isimlerin nabzı nasıl? Bir fotoğraf çekelim, sonra yorumunu merak ediyorum. Şimdi aslında zaten var olan fiziksel bir ayrılık ilk kez görünür hale geldi. Bu kasetle beraber CHP'deki iki hakim eğilimin, iki rakip ve hakim eğilimin saflaştığı ve ayrıştığı artık ayan beyan ortaya çıktı. Bu biliniyordu. Yani ben de söylemiştim. CHP'dekiler de konuya vakıftılar. CHP'yi takip edenler de dillendirmişti. Ancak bu video ile beraber artık biz CHP'de ayrışmanın eti kemiğe büründüğünü anlamış ve bunu görmüş olduk. Bir kere şöyle bir vaziyet var. 14 Mayıs'tan önce CHP'nin vitrininde bulunan A takımı denilen, ağır top diye nitelenen, belagat sahibi, etkin her kim varsa, gerek mecliste, gerekse genel merkezde, gerek sokakta kim varsa, büyük bir bölümünün bugün İmamoğlu ile beraber değişim arayışı içinde olduğunu görüyoruz. Bunlar tek tek insanlar değil, aynı zamanda ağırlık merkezleri. İmamoğlu başlı başına bir ağırlık merkezi ve CHP'deki en önemli ağırlık merkezi.
CHP ile beraber CHP'nin dışında, CHP seçmenlerin dışında da bir ağırlığı var. Ama bununla beraber ikinci ağırlık merkezi Özgür Özel. Özgür Özel aynı zamanda genel başkanlık iddiasına da sahip bir isim. Evet. Ve uzun bir zamandır CHP'de hem milletvekili hem de grup başkan vekiliydi ve onunla beraber hareket edenler var. Kim var? Şu an bu arada Özgür Özel grup başkanı. Evet. Yani Kılıçdaroğlu meclise giremediği için onun tahtında oturuyor. Dolayısıyla grup başkan olarak o var ve aynı zamanda onunla beraber hareket eden grup başkan vekili Ali Mahir Başarır var. Ve diğer taraftan Veli Ağbaba var. Bu isim, Burhanettin Bulut var. Bu isimler aynı zamanda Özgür Özel'in ağırlık merkezine dahiller. Diğer taraftan Engin Altay. O da bir ağırlık merkezi ve onunla beraber hareket eden bildiğim kadarıyla Ali Öztunç var. Eski MHK üyesi Gürsel Eroğlu var. Bu isimler de var. Ve bu isimlerle beraber kendisi zaten bir ağırlık merkezi oluşturan Bülent Tezcan, Muharrem Erkek, Sevin Sayık Böke gibi, Gökhan Günaydın. Aynı zamanda Gökhan Günaydın gibi dikkat edilen isimler var. Bunların tümü CHP'de bugün etkin siyasetten söz edebileceksek, CHP'de bugün işte parlamentoda, partide ve sokakta CHP'nin tanınan simaları diyeceksek bu insanlar. Ve bu insanların İmamoğlu'yla beraber yürüdükleri, değişim için mücadele verdikleri ve geniş bir koalisyonu, İmamoğlu'nun geniş bir koalisyonu modere ettiğini, yönettiğini anlıyoruz. Şimdi ben bunu öngörüyordum, ben bunu yani tahmin ediyordum, biliyordum kısmen ama bu videoyla beraber biz gördük ki yani 14 Mayıs'tan önce CHP MYK'sı toplansa, orada kim varsa bugün İmamoğlu ile beraber Zoom toplantısındalar. İsmail Saymaz'ı herhangi bir isim şaşırttı mı ya da herhangi bir cümle şaşırttı mı? Tekin Bingöl'e biraz şaşırdı. Tekin Bingöl'e şaşırdı. Neden? Biraz izah edelim izleyiciye. O kadar dillendirmedi değişimden yana tutumunu. Diğer isimler dillendirdi. Uzun zamandan beri Kılıçdaroğlu ile beraberdi. Diğerleri dillendirmişti. Tekin Bingöl doğrusu dillendirmemişti. Selin Sayık Böken'in bu kadar etkin şekilde katıldığını ben bilmiyordum. Ona da biraz şaşırdım, ifade etmeliyim. Ama sonuç olarak bu kadronun, bu insanların tek tek değişim arzu ettiğini, yer yer birleştiğini biliyorduk ama böyle bir fotoğraf içerisinde yan yana geldiklerini bilmiyorduk. Ve bu toplantıların bir süredir devam ettiğini de anlamış olduk. Şimdi peki nasıl oldu da dışarıya sızdı? Nasıl oldu da dışarıya sızdı? O katılımcı bir. Önce şunu söyleyeyim. Yani bu kadro, değişim safına geçen bu kadro, dedim ya, ağırlıklarıyla İmamoğlu'na güç katıyor ve İmamoğlu daha geniş bir koalisyon yönetiyor. Ama bu kadronun bir zaafı var. Nedir? Şimdi buradaki isimlerden bazıları aynı zamanda uzun dönemdir CHP'de yönetim katındalar. Ve yani zaferde de ortaklar, mağlubiyette de ortaklar. 14 ve 28 Mayıs'ı Kılıçdaroğlu kaybettiyse tek başına mı kaybetti? Bu insanlarla beraber kaybetti. Seçim güvenliği konusunda mesela Olursan Bey'in adı tepki çekmiş. Zaten istifa eden tek kişi o. Yani bir de öyle bir durumu da var. Yani görevden alınan ya da istifa eden tek kişi o. Aynı zamanda Tekin Bingöl örgütlerden sorumlu, hukuk işlerinden Muharrem Erkek sorumlu, yine Bülent Tezcan sorumlu, Özgür Özel yine parti etkin bir isim, Engin Altay keza öyle. Yani Kılıçdaroğlu kaybettiyse bu insanlarla beraber kaybetti ve bu insanlar da kaybettiler. Şimdi Muharrem Erkek nasıl ki Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçimi kazansa, Adalet Bakanı olacaktıysa, yani zaferde pay sahibi olacaktıysa herhalde mağlubiyette de pay sahibidir. O nedenle bu kadronun böyle bir negatif tarafı da var. Bu hepsinin değil, bir kısmının. Bir kısmı. Bu negatif tarafı da şu. Denecektir ki, beyler denecektir. Siz eğer değişimi talep ediyorsanız, Kılıçdaroğlu değişsin diyorsanız, siz de bu hesaba dahilsiniz, siz de değişmelisiniz. Mesela Bülent Tezcan yani, ben dahil demiş. O diyor, o diyor zaten açıkça. Ama tabii şunu göz ardı etmemek lazım. Birincisi şu, bu kadro değişimi talep ederken, kendisinin de değişmesini içine katarak söylemeli. Yani çünkü yoksa buradan ayrı bir görevlendirme merkezi çıkacaksa başka. Tek başına almadı. İttifak stratejilerini oluştururken de yanındaydılar. Milletvekili listelerini oluştururken de yanındaydılar. Hatta Altılı Masa'nın metinlerini yazanlar onlardı. Evet. Mesela Muharrem Erkek o metinleri yazanlardan biri. Dolayısıyla yani sorumluluk sahibiler. Yani Kılıçdaroğlu değişsin demek eksik bir cümledir. O zaman denir ki yani bu mağlubiyetten ötürü değişim olacaksa siz de buyurun, siz de değişin denecektir. İkincisi bu yöneticilerin dikkate değer bölümü 5-6-7 yıl dönemdir. Yaklaşık 20 yıldır milletvekili. O nedenle buradan kaynaklı da bir eleştiri daha gelecektir. Şöyle söyleyeyim. İmamoğlu 14 Mayıs öncesinin kahramanlarıyla Kılıçdaroğlu sonrasının CHP'sini inşa etmekte zorlanır. Yani eğer bir değişim olacaksa bu değişim Kılıçdaroğlu sonrasındaki değişim
14 Mayıs öncesindeki siyasi kahramanlarla denenmek istenirse bu biraz problemli ve tartışmalı olur. Bunu söylemek isterim. Olumsuz tarafı da budur. Kılıçdaroğlu açısından ise şunu söyleyeyim. Kılıçdaroğlu belki de 13 yıllık liderliği döneminde hiç bu kadar herhalde yalnız kalmamış ya da hiç bu kadar zayıf bir MYK ile baş başa kalmamıştır. Bu kadar cılız bir MYK ile baş başa kalmamıştır. Çünkü gerek 14 Mayıs gerekse 28 Mayıs'tan sonraki tercihleri, onları isimlendirmeyeceğim, tercihleri ortaya koyuyor ki İmamoğlu'nun yanındaki kadronun siyasi kalibresi karşısında çok zayıf kaldılar. Çok zayıf kaldılar ve daha çok sosyal medyaya yatırım yapıyorlar. Yani sosyal medyada bazı hesaplar üzerinden etkileşime girmek gibi ya da CHP'yi savunan belli sosyal medya hesaplarını harekete geçirmek gibi yollara başvuruyor, hata ediyorlar. Bu video nasıl sızdı? Bu videonun bütün bu manzaradaki yeri nedir? Şimdi zaten İmamoğlu duruma uyanıyor. Hemen uyanıyor. Diyor ki ya diyor, Selin, önce bir yoklama yapıyorlar. Evet. İşte herkes burada mı? Burada diyorlar. Gökhan Günaydın diyor ki Selin Hanım yok diyor. Selin Hanım İstanbul'da diyor. Hı hı. İmamoğlu da şuna diyor ki ben diyor, belli ki Selin Sayıkbek ile konuşmuş. Hı hı. Selin Hanım şu an İPA'da diyor. Bu arada İPA ne? İPA İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı. Yani Selin Hanım aslında daha çok İmamoğlu'nu hak ediyormuş. Ya bütün mesaisi onunla geçiyormuş. Bunu da bilmiyordum. Ve belediye de geçiyormuş. Yani öyle anlıyoruz yani İPA dediğine göre. Şimdi İmamoğlu diyor ki katılımcı herhalde diyor Selin Sayıkbeki olmalı diyor. Hı hı. Çünkü o olabilir. Hı hı. Ama yine şüphede. Ama şüphede diyor. Yolda mıdır acaba diyor. Evet. Olmaya da bilir diyor. Belki diyor o oradadır diye katılacağını düşünerek öyle yazmışlardı düşünüyor. Hı. Kimsenin de aslında aklına katılınca sen kimsin diye sormak gelmiyor. Belki sorsalar tabii durum ortaya çıkacak. Bugün itibariyle şüphelenilen durum o. O katılımcı kim? Hı. Şimdi o katılımcı buraya davet edilen bir danışman değil bir mi? Bir danışman, bir siyasetçinin danışmanı olabilir. Hı. Öyle olduğunu en muhtemel senaryo bu. Şimdi onu arıyorlar. Yani evet. Şimdi onu arıyorlar ve o sızdırdı diye düşünüyorlar. Ben şunu söyleyeyim. Başka görüntülerin de sızdığı iddia öyle ediyor. Mi? Evet, başka toplantılardan başka görüntülerin de sızdığı. Hmm. O toplantılarda o zaman katılımcı başka yerlerde de katılmış. Olmayan başka siyasetçilerin de olduğu. Hmm. Yani, bu önemli. Örneğin bana Selin Sayıkbeker'in olduğu bir başka görüntüden de söz ettiler. Yani dolayısıyla başka bir katılımcı o zaman gediklisi bu toplantıların. Evet, gediklisi yani sızdığına göre gediklisi yani öyle anlaşılıyor. Evet. Dolayısıyla bu şimdi alındı ve dolaşıma sokuldu. Peki bunu kim dolaştırdı? Kim dolaşıma soktu? Ben gece saat uyanıktım. Hı hı. Gece 12.45 gibi benim WhatsApp'ıma geldi. Ve kimlerden geldi? Söyleyeyim, Kılıçdaroğlu yanlarından geldi. Bana onlardan geldi bu video. Birdenbire baktım. İhanet bilmem ne, Kılıçdaroğlu'na ihanet. Ama bu onlara sızdırdığı manasına gelmez. Onların çoğalttığı ve dolaştırdığı anlamına gelir. O anlama geliyor. Şimdi nereye yüklendi? YouTube'a yüklendi. Hı hı. Ne diye? Değişim gerçeği diye. Hı hı. Yani İmamoğlu'nun değişim iddiasını vurmak adına tabii o hesaptan yüklendi. Hadi diyelim ki yani bunu belki kasıtlı olarak böyle yazmış olabilirler. Fakat YouTube'a yüklendiği anda WhatsApp gruplarına dağıtan 2-3 dakika sonra bazı dağıttı. Kritik gazetecileri arayıp bak böyle bir şey var diye uyaranların tamamı Kılıçdaroğlu uyanları. Ben bunu biliyorum. Şimdi bana da öyle geldi. Dolayısıyla ben çoğaltan ve dağıtanlar anlamında bu cümle kullanılır. Paylaşan, kullanılır. Dağıtan ve çoğaltan, kesinlikle. Çoğaltan dediğim Kılıçdaroğlu uyanları. Şimdi hata ediyorlar. Dedim ya az önce Kılıçdaroğlu'nun en zayıf MYK'sı ve bütün yatırımını sosyal medyaya yapıyor ve büyük hata ediyor. Ama katılır mısın? Bir ufak yorum. Ekrem İmamoğlu'nun çok büyük destek topladığı da görüldü bu video. Şöyle elinde. Tamam işte tam da bunu söyleyecektim. En temel bak Kılıçdaroğlu yanlıları belli ki bu videoyu CHP delegesini şu günlerde mahalle seçimleri yapılıyor. Delegesini etkilemek üzere dolaşıma soktular. Bak nasıl nankör, nasıl haindir bunlar demek için. Etraflarında bir farkındalık uyandırmak ya da Kılıçdaroğlu lehine bir iklim yaratmak için. Fakat ayaklarına sıktılar. Eğer bunu bu niyetle yaptılarsa ayaklarına sıktılar. Çünkü bir kere bu toplantıda tuhaf bir şey yok. Yani bu toplantıda gizli bir darbe planı, bir ihanet, bir paralel böyle bir şey değil ki. İmza topluyorlar. Burada şöyle diyorlar. Diyorlar ki belli il ve ilçe başkanlıkları görevden alındılar. Bunların muhalif olduğunu düşünüyorlar. Bunların görevden alınmasına itiraz edelim. Ne yapalım? Parti meclisini toplantıya çağırmak için 13 imzaya ihtiyaç var. O 13 imzayı toplayalım. İmzayı verdiğimiz gün de gizli kapaklı bir şey değil. Basına bilgi verelim diyorlar. Evet. Belki diyorlar parti meclisinde çoğunluğu ele geçirirsek. Hepsi basına konuşmak lazım. Kararları değiştiririz diyorlar. Doğru. Zaten hepsi de bugün konuştular. Evet. Yani öyle gizli kapaklı bir şey değil. Ya bu grubun bir arada hareket ettiği biliniyordu. Videosu yoktu. Filmini oynattılar. Evet. Fakat konuştukları konu. Tuhaf bir konu değil. Parti de zaten bu insanlar muhalif, Kılıçdaroğlu da muhalifler. Ve bu insanlar
Şunu tartışıyorlar. Muhalif olduğu gerekçesiyle görevden alınan ilçe başkanları ve il başkanlıklarının hakkına karara itiraz edelim. Ne yapalım? Dilekçe yazalım. Bomba kıralım demiyor ki. Dilekçe yazalım diyor. Dilekçeyi de götürüp verdiğimiz gün ne yapalım? Basını bilgilendirelim. Bülent Ercan diyor ki zaten basınsız hiçbir şey yapmayalım diyor. Gökhan Günaydın'da. Şimdi bunda ne var? Diyorlar ki olağanüstü kurultay konusunu konuşalım. Olabilir. Bu bir mekanizma yani. Bunda ne var ki? Kılıçdaroğlu hakkında bir terbiyesizlik yok. CHP hakkında ileri geri edilmiş bir söz yok. Partide hukuk dışı denilebilecek, parti hukukunu saracak bir girişim de yok. Neyle suçlayacaksınız bu insanları? E toplandınız, video böyle Zoom'da konuştunuz. Bunlar zaten parkta da toplanıyorlardı. Yani başka yerde toplanıyorlardı. Dolayısıyla burada bir CHP'liyi incitecek bir şey yok. Bu nedenle İmamoğlu ve arkadaşlarının seçmen gözünde mağdur edildiği bir video bu. Yani bu videoyu dolaşıma sokan, dolaşımaya sokan ve çoğaltan Kılıçdaroğlu taraftarları birinci bu nedenle ayaklarına sıktılar. Burada bir şey yok. Burada darbe yok, ihanet yok. Ne var? Parti içi bir konu var ve bu da bir hak. Diğer taraftan bu İmamoğlu ve taraftarlarını mağdur duruma sokan bir hamle. İkincisi, bir kere şu kaset işinden Kılıçdaroğlu'nu sevenlerin şu kaset işinden bir uzak durması gerekir. Çünkü ya Kemal Bey yine bir kaset nedeniyle görevinden istifa eden Baykal'ın yerine geldi. Elbette ki Baykal'ın mağduriyeti Kılıçdaroğlu'yla ilgili değildi. Ama bunu 10 küsur yıldır Erdoğan istismar ediyor. AK Parti iktidarı Kılıçdaroğlu'nu hiç ilgisi ve günahı yok ya kasetle geldin diye suçluyorlar. Kılıçdaroğlu bunda ne günahı var? Şimdi hali hazırda böyle bir suçlama ile karşı karşıyayken Kılıçdaroğlu onu tercih edenlerin, onun genel başkanından yana olanların kalkıp böyle bir kaseti dolaştırması bir kez daha ayağına sıkmaktır. Ya zaten seçim öncesi Muharrem İnce hakkında bir video kaset hazırlandı. Değil mi? Bir video kaset hazırlandı ve Muharrem İnce CHP Genel Merkezi suçluyor bundan ötürü. Şu birincisi böyle bir şey var. İkincisi seçimden sonra da Kılıçdaroğlu destek verenlerin kendileri çekmese bile alıp onu bu kadar iştahla dolaştırmaları AK Parti'nin eline başka bir enstrüman daha verir. Kasetle gelenler gitmemek için kasete başvuruyorlar dedirtir. Olup olacağı budur. Böyle demeleri de herhalde kimseyi olup şaşırtmaz. Olup olacağı budur. Şaşırtmaz yani. Diyeceklerdir ki ya kasetle gelen İmamoğlu'nun önünü kesmek için kasete başvuruyor. Gitmemek için kasete başvuruyor. Bu nedenle de ayağına sıkmaktır. Bir diğeri şu. Kaseti paylaşan... Ya Kılıçdaroğlu taraftarları Sayın Kılıçdaroğlu'na zarar verici bir eylemde. Eğer bu niyetle yaptılarsa, bu niyetle Kılıçdaroğlu yaptılar. Gitmesin diye yaptılarsa Kılıçdaroğlu'na zarar verdiler ve ayağına sıktılar. Onu söyleyeyim. Üçüncüsü, bu videoyu paylaşan sosyal medya hesaplarına baktığımda belli kimlikleri... Belli bu arada Özgür Özel yarışmaktan kaçmam, istifa etmeyeceğim demiş. İki cümlelik bir yanıt, yorum yapmış buna ilişkin ilk Nerede kez. Demiş? Şimdi geçiyor arkadaşlar. Nerede dedi? Gözde Güven'e sorayım. Yazılı açıklama yapmış. Basına dağıtmış. Şimdi geliyor uzun metnimize. Evet, sıcağı sıcağına konuşalım. Evet. Şimdi bu arada tabii şunu da söyleyeyim. Kılıçdaroğlu ya bu paylaşımı yapanların bir kısmında dikkat ettiğim bir husus, sosyal medya hesapları için söylüyorum. Bazı kimlikler, inançsal, etnik kimlikler, bazı hemşeri kimlikleri, bazı alt kimlikler çok öne çıkarılıyor. Ve bu kimlikler etrafında bir propaganda yapılıyor. Bu Atatürkçülüğe, bu sol düşünceye özünde yapılmış bir saldırıdır. CHP'deki parti içi rekabetin Kılıçdaroğlu lehinde ya da karşısında herhangi bir kimliği hareket ettirici, devindirici bir unsur olarak kullanmak, o kimliğin lehinde ya da aleyhinde altını çizmek, onu öne sürmek bir sol partinin düşmemesi gereken bir tuzaktır. Geldi açıklama. Geçirdiğimiz seçim sürecinden sonra 12 yıldır milletvekili olarak ve son 8 yıldır grup başkan vekili ve grup başkanı olarak görev yaptığım partimde içinde bulunduğumuz süreçle ilgili hemen herkesle her platformda oturdum, konuştum, konuşmaya da devam edeceğim. Çünkü 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yaşadığımız seçim mağlubiyetinin ardından ülkemizin geleceği için partimiz adına bir çare ve bir çıkış arıyoruz. Seçimin tabanımız ve yurttaşlarımız üzerinde yarattığı umutsuzluğa, küskünlüğe, partimize yöneltilen öfkeye ve partimizle tabanımız arasında oluştuğunu gördüğümüz ancak genel merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz. İlk önemli cümle bu, tekrar edeyim bu noktayı. Seçimin
tabanımız ve yurttaşlarımız üzerinde yarattığı umutsuzluğa, küskünlüğe, partimize yöneltilen öfkeye ve partimizle tabanımız arasında oluştuğunu gördüğümüz, ancak genel merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz. Ve yok sayılan bu duygusal kopuşa çare arıyoruzdan sonra yerel seçim atfı geliyor. Şöyle, yaklaşan yerel seçimlerden en güçlü biçimde çıkmanın yolunu açmayı istiyoruz. Başta genel başkan. Yıllardır siyaset yaptığımız yol arkadaşlarımızı kırmadan, ancak yurttaşlarımızın, tabanımızın ve örgütümüzün bizlerden beklentilerini karşılayacak bir çare arayışı içerisindeyiz. 28 Mayıs'tan sonra kamuoyu önünde verdiğim tüm demeçlerde de bunun yolunu aradığımızı anlatmaya çalışıyorum. Partimiz olağan kurultay sürecine girmiştir. Bu sürecin sağlıklı işletilmesini istiyoruz. Demokrasinin olmazsa olmazı fikir alışverişinde bulunmak, istişare etmek ve ortak aklı aramaktır. Bu nedenle bu sürece zarar vereceğini düşündüğümüz örgütümüzde yaşanan bazı görevden almalarla ilgili arkadaşlarımızla istişare yaptık. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Bu toplantıya özel bir gizlilik atfetmememize rağmen toplantının kaydedilerek servis edilmesi ve bu toplantının ihanet başlığı altında yansıtılması partimiz içinde ya da partimiz dışında kötücül bir aklın devrede olduğunu göstermektedir. Bir toplantının ses veya görüntü kaydını katılımcıların rızası olmadan elde etmek ve yayınlamak özel hayatın gizliliğini ihlal eden ağır bir suçtur. Hukuka ve ahlaka aykırı bu yöntemi uygulayanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokrasi kültürüne, tarihine, kurumsal kimliğine yabancı olduklarını göstermektedirler. Bugün yapılacak MYK toplantımız dün akşam saatlerinde ilan edildiğinde, seçim bölgem Manisa'daydım. Ve toplantının gündeminin yalnızca bazı örgütlere yapılacak yeni görevlendirmeden ibaret olacağı bilgisini alınca Ankara'daki toplantıya katılmadım. Bugün bazı yayın organlarına Merkez Yönetim Kurulu toplantısında grup yönetiminden bazı isimlerin görevden alınması ya da istifalarının istendiği bilgileri yansıdı. Bu konunun toplantıda hiç gündeme gelmediğini öğrendim. Bazı MYK üyelerinin bu konuda talepleri gündeme getirdiğini söylediğini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilmiş parti meclisi üyeleridir. Grup başkanı ve grup başkan vekilleri ise meclis grubunca seçilmektedir. Partimizin iç mevzuatında grup yöneticileri için görevden alma gibi bir mekanizma bulunmamaktadır. Yani kendisi için ve parti grup başkanlığı için. Dönem başında grup başkanlığına aday olduğumu ve bu göreve başka talipli varsa yarışa hazır olduğumu ifade etmiştim, ilan etmiştim. Bugün yaşanan tartışmalar üzerine de görevimden istifa etmeyeceğimi, usulüne uygun yarışma taleplerinden de kaçmayacağımı partimiz kamuoyuna aracılığınızla ilan ederim. Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan ve her gün bir umut arayan milyonlara karşı görevimiz var. Biz daha cesur olacağız, daha büyük adımlar atacağız ve hedefimize ulaşacağız. CHP yeniden herkesin umudu olacaktır. Bunu sağlayacaktır, sağlayacağız diyor imza Özgür Özel. İstifa etmeyeceğim, yarışma taleplerinden kaçınmayacağım. İsmail Saymaz neye dikkat çekmek ister? Özgür Özel, tabii Özgür Özel'in de yakın zamanda bir manifesto ve tutum belgesi arayışı vardı. O nedenle o da çok açıkça meydan okuyor yani. Varsa eğer benim görevimden ayrılmamı isteyenler buyursun karşıma çıksınlar diyerek zaten iddiasını ortaya koyuyor. CHP açısından bundan böyle sıkıntılı bir süreç başlıyor. Evvela şunu söyleyeyim, yani İmamoğlu grubu, artık İmamoğlu grubunun değişim arayışına bir tür erken doğum yaptırıldı. İmamoğlu grubunun bundan böyle değişim arayışını Zoom toplantılarda kapalı kapılar ardında yapması mümkün görünmüyor. Onların daha yani nasıl bir değişim, İmamoğlu, Özgür Özel ve değişimcilerin nasıl bir değişim arzuladıklarını, kimlerle yapacaklarını daha somut ortaya koymaları gerekir. Ve Kılıçdaroğlu grubunun ise bu değişim talebini demokratik bir zeminde göğüslemesi gerekir. Doğrudan CHP Genel Merkezi yaptı, etti diyemem ama ona destek veren ya da onlarla ilişkili sosyal medya hesaplarının seçim öncesi ve seçim sonrası bu türden video kampanyalarına başvurması ya da onları çoğaltması, onları yayması esasen Kılıçdaroğlu'na destek niyetiyle olsa bile dönüp dolaşıp ayağa sıkmaktır. Bunun bilmesi söylüyorum. Son soru, bir dakikada rica edeyim. Ne beklemeliyiz? Somut olarak ne görürüz bundan sonra? İmza toplanır, kurultay süreci hararetlenir. Böyle şeyler mahalle, mi olur? Mahalle ve ilçe kongrelerinde karşı karşıya gelişler olacak. Tamam. Ya bugün itibariyle İmamoğlu ve değişim grubu
Yani belli ki bir hazırlık içerisindeler ve bir aday belirlemediler ortaya. Henüz bir aday ortaya çıkmadı. Peki. O adayı ortaya çıkarmaları gerekir. O adayı ortaya çıkarıp artık yürümeleri gerekir. Bu belirsizliğin bir sebebi de değişim çağrısının bir liderden yoksun oluşu, fiili liderden yoksun oluşu ve nasıl bir istikamet çizeceğini henüz anlatamıyor oluşudur. Artık bunları netleştirmeleri gerekir. Lider kim olacak, nasıl bir doğrultu olacak ve nasıl bir CHP, nasıl bir Türkiye arzulayacaklar? Bunu ortaya somut şekilde koymaları gerekir. Eğer bu başarılamazsa CHP'yi bekleyen akıbet maalesef küçülmek, daha da küçülmek, belki belediyelerini kaybetmek olacak. Peki. İsmail Saymaz, çok teşekkür ediyorum. Avucumuzda zaten sıcak bir günden bulmuştuk. Sağ olsun İsmail Saymaz gün boyu telefon trafiği, neler olup bittiğini özetledi. Derken Özgür Özel'in istifa etmeyeceğim, yarışma taleplerinden de kaçınmayacağım beyanı dikkat çekiciydi. Sıcağı sıcağına onu da yorumladık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür İsmail Saymaz. Ana habere devam efendim. Bir başka sıcak görüşmenin sonlanması bilgisini vererek başlayacağım. Biliyorsunuz para arıyoruz. Para ararken de Körfez turuna çıktık efendim. Bu Körfez turunda da işte Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, duraklar değişti. Son duraktayız. Birleşik Arap Emirlikleri az önce Devlet Başkanı El Nahyan'la görüşme sona erdi. Elimize ulaşan bilgileri aktarayım hızlıca. Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan ve Türkiye'nin Abu Dhabi Büyükelçisi Tugay Tunçer karşılamıştı. Ardından Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye heyeti için resmi bir tören düzenlemişti. Ardından iki lider El Vatan Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşme sonlandı. İki ülkenin işbirliğine devam edeceği vurgulandı. 13 anlaşma imzalandı. O anlaşmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişinde bahsettiği gibi aset nedir? Herhangi bir konu satışı yapılmış mıdır herhangi bir kamu varlığımızın? Bunun dışında başka bir özelleştirme mevzu bahis midir, masada mıdır? Bunları da sormak gerekiyor. Sormuş olalım. Yanıt alana kadar da soracağız. Manşetlerimizin arasında faiz kararı vardı bildiğiniz gibi. Siyaset gündemi sıcaklığı, harareti arttığı için onunla başladık. İsmail Saymaz da bu yüzden biraz da Özgür Özel'in son dakikasıyla birlikte uzatarak geçtik ama cebimizin hesabından kopmadık. 19 kuşağı içerisinde Sözcü ana haberde konuşacağız. 60 dolarlık kaybın hikayesi. Şimdi önemli 65 euro 1,1 gram altının erimesi. Asgari ücretten erime bunlar efendim. Bunlar somut veriler. Tahminler değil. Oldu bitti, şu anda eksildi cebimizden. Hissediyoruz, her gün görüyoruz. Yapılan 2896 liralık ara zammın neredeyse 2000 lirası şu anda erimiş oldu. Hadi hesabı tutmaya başlayalım. Net asgari ücret tutarı 11.402 lira olarak belirlenmiştir. Erime çok uzun sürmedi. Asgari ücrete yapılan ara zamma rağmen aradan geçen bir ayda asgari ücret hem dolar hem euro hem de altın karşısında çok hızlı kayıp yaşadı. Bir asgari ücret yani 8506 lira, 360 dolar, 329 euro, 5,7 gram altına denk geliyordu. 20 Haziran'da ara zam yapıldı. Yeni asgari ücret 11.402 lira oldu. Ara zammın yapıldığı gün bir asgari ücretle 482 dolar, 441 euro, 7,7 gram altın alınabiliyordu. O günden bugüne tam bir ay geçti. Dolar 27'ye dayandı. Euro 30'u geçti. Altının gramı ise tüm zamanların rekoruyla 1715 liranın üzerine çıktı. Mevcut kurdan bugün bir asgari ücretle 422 dolar, 376 euro, 6,6 gram altın alınabiliyor. Yani asgari ücretten 30 gün içinde 60 dolar, 65 euro, 1,1 gram altın erimiş oldu. Bu süreçte asgari ücrete yapılan 2896 liralık ara zammın neredeyse 2000 lirası buharlaştı. Ve devam edelim. Yarın faiz kararı var. Öncesinde cebimize neler olduğunun hesabını tutacağız. Bu konuları konuşacağız. Güldem Atabay bizlerle birlikte, dönelim konuşmaya başlayalım. Güldem Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar Can Bey, iyi akşamlar. Teşekkürler. 30'u geçen euro 27 seviyesini zorlamaya devam eden, biraz üstünde biraz altında seyreden dolar kuru. Sayın Cumhurbaşkanı ve ekonomi yönetimimiz Körfez'de yatırım arayışında ve yarın bunların gölgesinde bir faiz kararına gidiyoruz.
Ne çıkar, cebimiz nasıl etkilenir diye soruyor vatandaş. Var mıdır artık iktisadi bilime dayanarak yapabileceğimiz bir yorum? Çünkü öncesinde Sayın Nebati döneminde hatırlıyorum artık ekonomik olarak yorumlayamadığımız dönemlerden geçiyoruz demişti ekonomistler. Bugün durum farklı mı? Farklı olmasını diliyorduk. Mehmet Şimşek'in gelişiyle o hani hatırlarsanız rasyonel politikalardan başka çaresi kalmamıştır Türkiye'nin demesi. Bize bu kapının en azından yerel seçimlere kadar döviz bulma yolunda, enflasyonla mücadele yolunda doğru politikaların devreye girebileceği umudu vermişti. Arkasından Merkez Bankası Başkanı değişti. Fakat ekip değişmedi. Daha önceki hatalı ya da kasıtlı politikalara imza atan para politikası kurulu üyeleri orada kaldı. Faiz indirenler işte bir önceki toplantıda 5-650 bas puan kadar faiz arttırdı. Ve aslında beklentinin altında kaldı. Bu arada ne oldu? İşte vergili artışları geldi, zamlar geldi. En son özellikle ÖTV artışı geldi. TL değer kaybetti. Ve bizim böyle arkasından koştuğumuz enflasyon işte sene sonu %45-50 arası beklenirken şu anda %60 arası, %60'a doğru beklentiler çıktı. Piyasa beklentisi olarak çıkmadı ama ekonomistler ciddi güncellemeler yaptılar beklentilerine. Dolayısıyla tekrar faizler enflasyonu kovalar hale geldi ve çok derin bir negatif reel faiz var. Şimdi yarınki toplantı için beklenti 500 bas puan kadar yeniden bir faiz artışı yapılması yönündeydi. Fakat yine Nebati döneminden alışkın olduğumuz üzere iktidara yandaş ya da yakın bazı gazeteciler için işte bu 500 puanın altında kalabileceği mesajları verdiler yazdıkları köşelerden. Dolayısıyla moraller bozuldu. Çünkü bunu herkes biliyor ki işte eğer enflasyona ciddi bir mücadele yapılmayacaksa sonuçta biz yine başladığımız yere döneceğiz. Dolayısıyla TL bu sebeple değer kaybediyor. Bu anlamda da yarınki Merkez Bankası faiz kararından çıkacak faiz artışının miktarı, oradaki metin önemli halde. Çünkü bir taraftan da çıkan kulis haberleri biz de sizlerden duyuyoruz. Erdoğan'ın yine müdahale etmeye yönünde, meyilli olduğu yönünde, Şimşek'le arasının çok iyi olmadığı, arkasındaki evet. danışmanlar grubunun müdahale etmek istediği. Dolayısıyla bu bir savaş var demek ki arka planda. Ve enflasyon yine ön planda değil. Bunu anlıyoruz. Dolayısıyla Türk lirası değer kaybediyor. Uzun lafın kısası bu şekilde. Bir kısa son soru. Eylül'de farklı bir ekonomik dönem mi göreceğiz? Yani ağırlığından bahsediyorum. Çünkü iddia odur ki bu zamların 1/3'ünü gördük en fazla. Siz de yorumlarınızda buna atıfta bulundunuz. Eylül'den sonra işler herkesin hayatında biraz daha zor mu olacak? Olacak çünkü biz enflasyonun yükseldiğini, yeni ürünler özellikle işte yaz sezonu bitecek, okullar açılacak, herkes arabalarıyla ya da servislerle okula gitmeye başlayacak çocuklar. Bütün bunlar işte yeni sezon giysiler başlayacak, ürünler gelecek. Bütün bunların enflasyonun daha elle tutulur hale geldiğini göreceğiz. Bir taraftan işte yapılan bu asgari ücret artışının vesaire bu yine enflasyonun altında kalmaya başladığı döneme denk gelecek. Nasıl emeklere yapılan bu seyyanen zam aldatmacası şu anda güncellenmedi ve enflasyonun altında bırakılıyor. Aynı şeyin memurların başına geldiğini kademeli bir şekilde göreceğiz. Dolayısıyla önümüzde zor günler var. Aslında büyüme biraz yavaşlayacak. Seçim öncesi muhtemelen gaza basılacak. İşte üçüncü çeyrek sonu son çeyrekte biraz daha yavaşlamaya izin verilecek. Cari açık riski biraz yumuşamaya başlayacak. Fakat enflasyonun en yükseldiği döneme gireceğiz. Ki Temmuz ayında da ciddi bir şok göreceğiz aslında enflasyonda. Dolayısıyla önümüzdeki günler çok kolay geçmeyecek ne yazık ki. Onu anlıyoruz mevcut yönetimin şeklinde. Hanım teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim yayına. Sözcü Ana Haber'e devam efendim. Bir sıcak notla devam ediyoruz. Antalya-Isparta sınırından görüntüler az önce elimize ulaştı. Burası Karaot mevkii. Ormanlık alanda henüz bilmiyoruz nedenini ama bir yangınla daha karşı karşıyayız. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak ve 2 helikopterin havadan müdahale ettiğini doğrulattık. 6 arazöz ve 2 ilk müdahale aracımız, 2 su tankeri ve çok sayıda yangın söndürme ekibinin desteğiyle beraber yer ekiplerimiz de karadan müdahale ediyorlar. Umuyoruz hızlıca söndürülür. Çok büyümesi beklenmiyormuş. Aldığımız bilgiler böyle. Ekiplerden teyit ettiğimiz sıcak notlar böyle. Alevleri söndürmeye çalışıyor. Kolaylıklar dileyelim. Umuyoruz iyi haberleri aktarırız. 4 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı. Gelelim efendim Çanakkale'ye. Çanakkale'de yangının bilançosu ortaya çıktı. Orman yangını 3. günü itibariyle 52. saatin sonlarında artık kontrol altına alınabildi. Çünkü hep vurguladık ya akşam olunca havadan müdahale şansı ne yazık ki olmuyor. Bilançoyu görelim aslında manzara yüreğimizi yakıyor.
Vallahi dün korkunç bir gündü. Kabus gibiydi. O kabus 61 kişiyi ölümden döndürdü. Ancak yüzlerce, binlerce hayvan kurtulamadı. Çanakkale'deki orman yangını 52 saat sonra söndürülebildi. Alevler pazar günü Kızılkeçili köyü yakınlarından yükseldi. Örtü yangını olarak başladı ama rüzgar şiddetliydi. Kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Alevlerin tehdit ettiği 8 köy tedbiren boşaltıldı. Söndürme çalışmaları karadan ve havadan aralıksız sürdü. 9 uçak, 22 helikopter, 78 arazöz, 900 personel sahadaydı. Herkesin umutla beklediği açıklama 52. saatin sonunda geldi. Yangın tamamen kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, soğutma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Çanakkale'nin yemyeşil ağaçlarından geriye kocaman küle dönmüş bir alan kaldı. Doğanın uğradığı tahribat havadan böyle görüntülendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralanan 61 kişinin 4'ünün tedavisinin sürdüğünü açıklayıp geçmiş olsun dileklerini paylaştı. Rüzgardan, alev topu olaraktan havadan çiftliğin içine, samanların üstüne ateşler düştü. Yangının en masum kurbanı hayvanlar oldu. Rüzgar alevleri Kurşunlu Mahallesi'ndeki bir ağıla sıçrattı. 13 büyükbaş, 10 keçi yanarak can verdi. Hayvanlarımızın yanarak can vermesi en çok canımı yakan konu bu. Liyakatsizlik, doğru bir yargılama mı? Sorulması gerekenler tespit edilenler. Mısra Özbaş'ta bir hukuk mücadelesi Çorlu'da kayda geçmeye devam ediyor. 5 yıl oldu efendim, 5 yıl. Tek sorumlu bulunamadı. Aslında birçoğu fotoğraflarda mağdurlar gösterdiler. Sorumlu budur dediler. Sorumluyu bakın gösteriyoruz. Sonuçta o kişi TCDD'nin o günkü müdürüydü dediler. Anlatamadılar yargıya dertlerini. 5 yılın özeti değil, bugünün utanç gündemi geliyor ekrana. Adalet istiyoruz. Emel Alperen Can. Adalet istiyoruz. Adalet istiyorlar. Çünkü tren kazasından sonra ailelerin hayatı başına yıkıldı. Üzerinden geçen 5 yıl adaletin sağlanmasına yetmedi. Adalet nerede? Ailenin altında. İhmal katliam getirdi. Tren kazası davasında karar yine çıkmadı. Yetkililer ölenlerin kaçı kadın, kaçı çocuk olduğunu sayabildiler ama ihmalin kimden kaynaklandığını tespit edemiyorlar. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018 tarihinde meydana gelen tren kazası katliamında 7'si çocuk, 25 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı. 8 Temmuz günü yaşanan kaza sonrası dava açıldı. O davanın 14. duruşması için 19 Temmuz'a tarih verilmişti. Biz 14. duruşmada umarım bu kez adaletin rayların altında kaldığını görmemek üzere bu duruşmaya giriyoruz. Kiminin evladı, kiminin annesi, kiminin babası yitip gitti o kazada. Umutları, mücadeleleri de duruşmadan adaletin çıkması içindi. Davanın görülmesine devam edildi ancak mahkeme yine karara bağlayamadı. Bilirkişi raporuna beyanda bulunmak için gelecek celseye kadar süre verdi. Bir sonraki duruşma 1 Eylül 2023 tarihinde saat 9.30'da gerçekleşecek. Davada rayların bakım onarımında görevli olan 3 müdür sorumlu tutuluyor. Bir başka utanç gündemimiz efendim. Hayvan düşmanları, hayvan katilleri öyle adlandırmak lazım. Çünkü hep karşısındayım. İşte bu tip vicdansızca olaylar yaşanıyor. Sonra protesto yapılıyor ve hayvanseverler orada. Hayvanseverler ne diye bu beyanı kullansınlar ki? Hayvan düşmanları kendini belli etsinler. Yeterince belli ediyorlar ama onlara düşman veya katil demekten de imtina etmeyelim. Özellikle de ekranlarda. Ne yazık ki bu örnekleri de ekranlara taşımak gerekiyor. 85-45 merkezi dinliyorum. Tamam abi, hadi görüşürüz. Bu defa silah bir sokak köpeğine çekildi. Kimliği belirsiz kişilerin hedefinde yeni doğum yapan bir köpek vardı. Yavrular ortada yok. Anne köpek ise tüfekle vuruldu, öldürüldü. Bursa İnegöl'de yaşandı olay. Akşam saatlerinde Mesudiye Mahallesi'nde kaydedildi bu görüntüler. Mahalleli bu ikili arazide av tüfekli iki kişi gördüğünü söyledi. Polise haber verildi. Köpek yeni doğum yapmış. Sütlü bir hayvan, büyük ihtimalle yavruları var. Biz şimdi burada yavrularına bakacağız. Biz kent konseyi sokak hayvanları grubu olarak bu olayın peşini bırakmayacağız.
Polis güvenlik şeridi çekti, inceleme yaptı. Anne köpek hareketsiz bulundu. Yavruları annesiz bırakan bir sokak hayvanının canını alan kişilerse kayıplara karıştı. Polis yol boyu tüm güvenlik kameralarını inceliyor. Köpek katillerinin bulunması için çalışmalar sürüyor. Çok sayıda saçmanın isabet ettiği köpek, otopsi yapılmak üzere İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Çek abisi. Allah'ım. Çek. Bir ay önce başladı bu olay. Bir ay önce 3 tane kedi üzerinde yanıcı madde atılmış bir şekilde gördük. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kliniğine verdik onları. Daha sonra 2 gün önce yine aynı vaka haber geldi bana, söylediler. Arkadaşlar dediler ki Atilla dediler, koş gel. Burada kediler perişan halde, yaralı, bağırıyor, ağlıyor. Üzerinde asit veya kezzap veya tiner gibi yakıcı maddeler vardı. Sarı lekeler ve deriler açılmış bir şekilde. İstanbul Eyüp Sultan'da da canilerin hedefinde kediler vardı. Bir kişi Merkez Mahallesi'ndeki ve Pierre Loti Mezarlığı'ndaki kedilerin üzerine asit attı. Şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Valiliği bölgede güvenlik kamerası yok açıklaması yaptı, ancak mahalleli ve hayvanseverler kameraları işaret ediyor. Şurada hemen karşımızda kamera var. Caminin kamera kayıtları var. Sabah 6 ile 10 arası yapmış bunu. Bir tane gölge tanığı var burada. Biz emniyetten rica ediyoruz. Sabah 6 ile 10 arasında, 11 arasında olan görüntüleri istiyoruz biz. Valilik ayrıca mezarlıkta yaralanmış çok sayıda kediye rastlandığını, o kedilerin de yakıcı maddeye maruz kaldığını açıkladı. Başka şüphelilerin varlığı değerlendiriliyor. Hadi kısacık bir araya gidelim. Dönüşte Sözcü Ana Haber'in ikinci bölümünde alışmış olduğunuz gibi manşetlere gidelim. Sözcü Televizyon Haber Merkezi'nin hazırladığı birbirinden çarpıcı dosyalar var. Ne siyasete bakmamazlık yapmayacağız, ne oraya takılacağız. Ekonomi gündeminden de kopmayacağız. Gerçek gündemimiz neyse o konu için kayda geçsin diyeceğiz bugün tabelamızda. Kayda geçen bir sızdırma toplantıdan atıfla, ama kayda geçmesi gerekenleri ekonomide de hatırlatarak. Kısacık bir ara, birazdan başlıyoruz. Güneş geleceği değiştirebilir mi? Peki Arçelik teknolojisiyle birleşirse? Güneşin gücünü Arçelik teknolojisiyle birleştirerek solar panel fabrikasını açıyoruz. Memleket güneşini Cumhuriyetimizin gelecek yüzyılının temiz enerjisine dönüştürüyoruz. Yüksek kapasiteyle çalışan fabrikamız yapay zeka destekli kontrol ve son teknoloji üretim sistemleri kullanıyor. Arçelik güvenceli solar enerji sistemleriyle iklim dostu temiz enerji Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor. Arçelik solar enerji sistemleriyle güneş gücümüze güç katıyor. Arçelik, iyiliği aşkla tasarlar. Dördüncü sahneyi ezberledin mi abi? Ezberledim. Bir iki... Eyvah ama ya, yani şimdi sete giderken olacak şey mi bu? Ya sen dert etme abi, cana geleceğine cama gelsin. Oto cama sarı bir telefona bak. Nasıl ya? Oğlum teşekkür ederim. Ustam kolay gelsin, camı değiştiriyorsun değil mi? Aa Uğur Bey, geçmiş olsun. Hayır, değiştirmiyorum. Nasıl yani? Sizin çatlak madeni bir TL'den küçük. Böyle durumlarda biz önce tamir diyoruz. İlk defa duyuyorum. Sağlam oluyor mu peki? Tabii ki. Ömür boyu garanti sunuyoruz Uğur Bey. Muazzam bir şey değil mi abi? Vallahi muazzam. Vay be abi. Yerini bilmesem inan fark etmem bile. Vallahi öyle ciğerim ya. Baksana camımız da orijinal kaldı ha. Karglas onları, Karglas yeniler. Yemekte misafir var. Eksik sanki tabaklar. Madame Coco tamamlar. Madame Coco. Oh, Madame Coco. Oh, Madame Coco. Biz 66 yıl önce ilklerin yolculuğuna çıktık. Çanakkale Seramik'le Türkiye'nin ilk seramik fabrikasını kurduk. Kale Bodur'la seramik budur dedik. Kalesin Terflex'le teknolojinin sınırlarını aştık. Dünyaya iyi bakmaya banyodan başladık, evlerden kalplere ulaştık. Bugün yeni yatırımlarımız, öncü markalarımız ve 80'den fazla ülkeye ihracatımızla seramiğin kalesi olmaya devam ediyoruz. Dünya seramiğinin gücü Kale Seramik, halka arz ediliyor. Seramiğin kalesine ve geleceğine siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 20-21 Temmuz. Kale Seramik. Seramiğin kalesi.
19 Temmuz Çarşamba saatler 19'a geliyor efendim. Sözcü Ana Haber'in ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugün kayda geçsin diyoruz. O sızdırılan toplantıyı atfen ama cebimizin gerçekleri de kayda geçsin. İyi gelişmeler de kayda geçsin diyoruz. Ayrıca YouTube canlı hesabımızda bir de soru soruyoruz sizlere. Önümüzdeki günlerde ne kayda geçsin istersiniz diye soruyoruz. Kayda geçsin dediğiniz ne var? A. Siyasette değişim. B. Ekonomide iyileşme. C. Hayallerde gerçekleşme. Hayaller gerçekleşsin de diğerleri önemsizdir diyenler vardır belki. Yorumlarınızı bekliyor olacağız. Manşetlerin izini süreceğiz. En çok konuşulan meseleyle başlayacağız. Bir video, bir toplantı. Kimine göre İmamoğlu toplantısı, kimine göre değişim toplantısı. Türkiye bu videoyu konuşuyor. Önceki dilimde İsmail Saymaz henüz telefonunu kapatıp kulis telefonlarına aldıktan sonra ilk kez burada anlattı. Kim ne söylüyor, önümüzdeki günlerde ne bekleniyor? Birazdan üzerinden geçeriz. Bu videonun ne anlattığını ve tepkileri derledik, ekranlara taşıyacağız. Tepkiler demişken Ekrem İmamoğlu'ndan gelen bir izah var. Ya biz bu toplantıları hep yapıyoruz. Zoom toplantıları da yapıyoruz. Hatta bugün de yapacağız. Ne var ki bunda? Niye sızdırıldı bilmiyorum. İhanet denir mi canım böyle bir şey dedi. Ben CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'la konuştum. Yani bu ihanet nedir? Kafayı kuma gömmek ihanettir. Değişim adına işte imza toplaması, partinin usulüne göre hareket edilmesi mi ihanet canım? Mealinde değerlendirmede bulundu. Gizli tarafı yok. Bu toplantılardan çok yaptık, yapıyoruz diyen Ekrem İmamoğlu. Bir de Faik Öztürk var. Sayın İmamoğlu'nun açıklamasının ardından genel merkeze ilk yorumu yaptı. Doğru bulmuyoruz dedi. Şimdi Zoom toplantısı zam gündeminde. Hiç olur mu öyle şey canım? Mealinde bir açıklama CHP Genel Merkezi'nden geldi. Ne olup ne bittiği sadece bunlarla sınırlı değil elbette. Bir de cebimizin meselesi var. Yarın bir faiz kararı verecek. O dönecek, dolaşacak. Bu zam gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi yönetimimiz bir para arayışı, bir yatırım arayışındayken, üstelik adres Körfez turuyken, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar iken, böylesi bir gündemde bir de faiz kararı. Yarın saat 14'te duyacağız. Ekranlarda sıcak not. Faiz 5 puan arttırıldı, 4 puan arttırıldı, 6 puan arttırıldı. Hop gözümüzü çevireceğiz. Uçup giden o dolar TL kuruna, oradan acaba ne kadar zam gelir diye de düşünmeye devam edeceğiz. Şimdi faiz kararı öncesi cebimizi bir canlı yayında belgeleyelim ne halde olduğunu. Sonra bir de yarın yaparız bunun aynısını. Bakalım avucumuzda ne bulacağız efendim. Değişim gündemiyle başlayalım ama. Değişim gündemi, video paylaşımı, gelen açıklamalar ve meşhur anonim katılımcı. Neden meşhur diyeceksiniz? Hemen izah edelim efendim. Şimdi meşhur dememizin sebebi şu. Kim olduğunu bilmiyoruz. Ve büyük bir ihtimalle, çünkü diğerlerinin ismi var, cismi var, konuştular. Kim sızdırdı bu videoyu? Büyük ihtimalle o sızdırdı. Katılımcı. Peki bu bir Zoom toplantısı. Linkinin WhatsApp üzerinden ya da başka bir haberleşme aracı üzerinden katılımcılara linkin paylaşılması lazım. O linke tıklayınca girebiliyorsunuz bu toplantıya. Demek ki davet giden biri. Kim davet giden biri? Bir danışman olabilir deniyor örneğin. Yani bu milletvekillerinin, bu partililerin herhangi birinin danışmanına da gitti. Bir WhatsApp grubun üzerinden. O da tıkladı ve girdi. Kaydetti, paylaştı diyenler var. Ama İsmail Saymaz az önce çok önemli bir meseleden bahsetti. Dedi ki, başka görüntülerin olduğunu da düşünüyorlar dedi. Benim konuştuğum kimi isimler? Başka görüntüler de var. Başka toplantılardan kimi kesitler var. Örneğin burada Selin Sayık Böke yok. İşte o şu an katılamıyor gibi sözler dönüyor, laflar konuşuluyor. Benim duyduğum dedi İsmail Saymaz, Selin Sayık Böke'nin yer aldığı toplantılardan da kimi kesitler varmış dedi. Ben de o zaman dedim ki ya bu katılımcı bayağı bu toplantıların gediklisi. Hani bu ilk hatası değil anlaşılan. Gerçi önemsemiyor bu toplantının katılımcıları. Ne var canım yani biz bunları yapıyoruz zaten. Önümüzdeki dönemde de yapacağız. Ters bir şey de söylememişiz ki. İmza topluyoruz usulü uygun diyorlar. Gelen açıklama bu. Ama katılımcı anlaşılan bu toplantıların gediklisi. Başka bir video daha varsa bunu perçinleyecek. Kim olduğu sorusu baki havada ama önce bir toplantıya bakalım. Saç ayaklarını sonra değerlendiririz. Alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi? Olgunlaşabilir mi? Buna dair bir zemin var mı? CHP'de değişim sesleri yükselirken İmamoğlu ve CHP'li kurmayların düzenlediği çevrim içi toplantının kaydı sızdırıldı. Yüzyılın ihaneti başlığıyla yayınlanan video Değişim Gerçeği isimli hesaptan YouTube'a yüklendi. Parti meclis süreci aslında şu anda ayarında dengede gidiyor. Çarşamba günü bir aksiyona dönüşecek ya da maksimum perşembe diyelim buna. Toplantıda genel merkeze verilecek bir dilekçenin kimler tarafından imzalanacağı, nasıl ve kim tarafından teslim edileceği gibi konular konuşuldu. 7 kişi imzaladı.
sayıyorum izninizle. Bülent Ezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık ve Erbil Aydınlık. Biraz evvel ben metni bir zarf içerisinde Selin Hanım'a gönderdim. Selin Hanım da imzalamış olacak. İstanbul içine yönelik bir toplantımız var. Orada Onursal Adıgüzel, Sevgi Kılıç, Pınar Uzun ve Turan Aydoğan da imzalamış olacaklar. Bülent Tezcan tarafından kaleme alındığı belirtilen dilekçenin pazartesi itibariyle 15 parti meclisi üyesi tarafından imzalanmış olacağı da söylendi. Toplantıda Ekrem İmamoğlu'yla Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Gökhan Günaydın gibi isimler yer alıyor. Peki bu görüşmeyi kim, nasıl ve neden sızdırdı? Ekranda katılımcı diye bir şey var. Belki o olabilir. Ama henüz görüntü yok. Belki geliyordur. Katılımcı takma adıyla toplantıya katılan kişinin kaydı aldığı tahmin ediliyor. İmamoğlu bu kişinin önce Selin Sayekbökü olduğunu tahmin ediyor. Ardından o olmadığı anlaşılıyor. Ekrem İmamoğlu toplantının yaklaşık bir saat süreceğini söylese de kayıt 14. dakikada son buluyor. Şüpheli katılımcının görüşmeden atıldığı görülüyor. Bu dilekçenin verilmesini çok özel bir törene dönüştürmemek lazım. Önemli olan kayda girip kayıt numarasını almak. O dilekçe genel merkeze verildiği andan itibaren o deşifre olur. Yani onun gizli saksı kalmayacaktır. Boşa bir atış bizi zor durumda sokar. Geldik bir de genel merkez. Zam varken Zoom konuşmayalım. Cumhuriyet Halk Partisi parti sözcüsü adına, Faik Öztrak partisi adına ilk değerlendirmesi bu oldu. Ama önünde arkasında birkaç kelam daha etti. Bakalım ne düşündürecek size? Gördüğüm kadarıyla oldukça kısa bir merkez yönetim kurulu toplantısından sonra yılın en kalabalık basın toplantısını yapıyoruz. CHP'nin değişmeyen değişim gündeminde yeni sayfa sızan toplantı videosu. Gece ortaya çıkan görüntülerden sonra gün boyu gözler CHP Genel Merkezi'ndeydi. Video yayınlanmadan sadece birkaç saat önce sürpriz bir kararla CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun olağanüstü toplanacağı duyurulmuştu. Zamanlama dikkat çekti. O sızan kayıtta bulunan isimler CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın 50 dakika süren MYK toplantısına katılmadı. Kulislerde onların istifalarının istenebileceği konuşuluyordu. Toplantıda bu talepler sert bir şekilde dile geldi. Ancak net bir sonuç çıkmadı. MYK sonrası sözcü Faik Öztrak bugüne kadarki en kısa konuşmasını yapıp gazetecilerin sorularını yanıtlamaya başladı. Herkesin merakla beklediği konuya da yine kısaca yanıt verdi. Ülke yangın yerine dönmüşken, millet zam zulüm altında inlerken Zoom konuşmayı doğru bulmayız. Öztrak'ta sözcü televizyonuna bilgi veren MYK üyeleri de toplantıda bu sızan görüntülerin gündeme gelmediğini iddia etti. Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken, partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Yarışmaya evet diyoruz. Ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz. Partimizin genel başkanı ve merkez yönetim kurulu 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır. Bunu da yapacaktır. Genel merkezin toplantı yapıldığından haberdar oldu. Bu yüzden de parti meclisi toplantısının öne alındığı öne sürülmüştü. Öztrak o iddiayı da yalanladı. Bir de genel merkezin haberi var mıydı şeklinde bir soru vardı. Hayır, haberimiz yoktu. Son yılların en çok konuşulan tartışmasına sadece 47 saniye ayırdı Faik Öztrak. Ne o isimlerin neden toplantıda olmadığına ne de akıbetlerinin ne olacağına değindi. Gözler genel merkezden gelecek yeni açıklama ve adımlarda. Ve Ekrem İmamoğlu cephesi, yani bizzat adıyla anılıyor artık toplantı. İmamoğlu toplantısı deniyor. Değişim toplantısı deniyor. Dolayısıyla muhatap, bir numaralı muhatap. Ne diyecek, nasıl karşılayacak, gocunacağı bir şey var mıdır, rahatsız olacağı bir şey var mıdır, o nasıl değerlendiriyor, buna da bakmak lazım. Sadece gizemli katılımcıya değil, gizli tarafı yok. Bu toplantılardan çok yaptık, yapıyoruz dedi ve devamını bakın nasıl getirdi. Alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi? Olgunlaşabilir mi? Buna dair bir zemin var mı? CHP'de değişim sesleri yükselirken İmamoğlu ve CHP'li kurmayların düzenlediği çevrim içi toplantının kaydı sızdırıldı. Birkaç saat sonra İmamoğlu belediye başkanı olarak bir törene katıldı.
Çıkışta İmamoğlu'na sızdırılan video soruldu. Partimin mevzuları partililerle konuşulur. Yani partinin yöneticileriyle konuşulur, partinin parti meclisi üyeleriyle konuşulur, eski yeni milletvekilleriyle konuşulur, efendime söyleyeyim, ilçe başkanlarıyla konuşulur, il başkanlarıyla konuşulur. Dolayısıyla bundan daha doğal bir şey yoktur. İmamoğlu, yüzyılın ihaneti başlığıyla yayımlanan videodaki toplantı için olağan dedi. Bu ve benzeri belki 200'e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bunlar devam edecektir, devam ediyor. Gizli bir tarafı yok. Yarın da toplantımız var. Hatta bugün bile buna benzer toplantılarımız var. Hiçbir gizli tarafı yok. Konuşulan mevzular partinin konularıdır. Bunlarla ilgili hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konuşmayacağım. O masalarda konuşmaya devam edeceğim. Peki bu toplantıyı sızdıran gizemli kişi kim? Seçim sürecinden bu yana sürekli yapılan toplantılar neden değişim sesleri yükseldiği anda sızdırıldı? Araştıracağız, bakacağız. Yani ne olmuş, nasıl olmuş, bunu seven kimler var? Partinin içinde mi var, dışında mı var? Ona da bakacağız. Ama biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileriyle çekinmeden, açık ve seçik, kalbimizde ne varsa bir arada bir aile meselesi gibi konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi toplantının başrolleri var. O isimler Tekin Bingöl, o isimlerden biri Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel. Şimdi isim isim bakalım. Onursal Adıgüzel 28 Mayıs öncesi değil ama 14 Mayıs öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevdeydi. Seçim güvenliği görevindeydi. O arada gitti. İstifa etti. Görevden alındı dediler. Gökhan Günaydın daha önce de MYK üyeliği yapmıştı. Bugün MYK üyesi değil ama CHP Grup Başkan Vekili. Mecliste görev aldı kendisi. Ve o da bu toplantıda yer alıyor. Bülent Tezcan, ben dahil herkes değişmeli diyen isimlerden biriydi. Eski MYK üyelerinden Bülent Tezcan o toplantıda. Tekin Bingöl, İsmail Saymaz en çok ona şaşırdım. Çünkü diğer isimler zaten kamuoyu önünde değişim yanlısı olduklarını, genel başkan katında da bir değişim olması gerektiğini zaten söylemiş isimlerdi. Ama Tekin Bingöl o kadar görünür değildi. Onun bulunmasına bir tek şaşırdım dedi. Sözcü TV'ye peki ne söylediler? Hangi sorular üzerine hangi yanıtları aldık? Bir de ona bakalım. Bildiğim kadarıyla İFA'da bir toplantıda da Ankara Güne sızdırılan bir video ile başladı. O videoda mevcut grup başkanı Özgür Özel var. Özgür Özel'in grup başkan vekili olan Gökhan Günaydın orada. Bir diğeri bir önceki MYK'da görev alan Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan ve Engin Altay orada. Türkiye'nin merak ettiği çok soru vardı. O isimler tek tek Sözcü televizyonuna konuştu. Toplantıyı anlattı. Bu arada CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın yayınımıza diyordun değil mi? Yayınımızda evet. Gökhan Bey hoş geldiniz. Ben Engin Altay'ı aradım. Tekin Bingöl buyurun lütfen. Bu arada Bülent Tezcan da aramızda. Ah. Sayın Tezcan hoş geldiniz. Onursal Adıgüzel efendim hoş geldiniz yayınımıza. İlk yoruma Sözcü TV moderatörü İpek Özbey ulaştı. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay gizli değildi dedi. Bu toplantılar gizli saklı toplantılar değil. Nasıl yapacağız? Zaten Zoom üzerinden yapacaktık. Ve bu ilk toplantı da değil, bunlar CHP içinde yapılan toplantılardır dedi. Çok geçmeden CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Ebru Baki'nin sunduğu para politika programına katıldı. Bu toplantı parti meclisini olağanüstü toplantı yapmaya davet etmek için bir karar alan parti meclisi üyelerinin toplantısı. CHP Parti Meclisi üyesi Onursal Adıgüzel de görevden almalara tepkiliydi. Türkiye'nin 973 ilçesinde kongreler başlamış durumda. Mahallelerde kongreler yapılıyor. Bu kongreler yapılırken il başkanlarını, ilçe başkanlarını görevden almak doğru bir süreç değil. Normalde partide görevden almalar olmaz. Ama ne hikmetse bu dönem birçok ilçede, birçok ilde buna benzer görevden almalar oldu. CHP'nin parti meclis üyelerinden Tekin Bingöl de seçim sonrası partiyi değerlendirdi. Seçim sonrasında büyük bir travma yaşanıyor. Türkiye'de de, partide de. Parti içinde yöneticilerin yaptığı bir toplantıyı sızdırılan birileri yüzünden tamamen zam gündemini unuttuk. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise İrem Sansan sunduğu gündem masasındaydı. Seçimlerde başarısızlık görevden almanın gerekçesi olacaksa bütün bir parti meclisinin ve genel başkanın istifa etmesi lazım.
Yani onları kim görevden alacak? Toplantıya katılanlar ortada gizli bir durum yok dedi. Görüntüyü kimin sızdırdığı hala belirsiz. Tabelamız bu yüzden kayda geçsin. Uğur Bey demiş ki siyasette de, yargıda da, ekonomide de büyük bir değişim kayda geçsin. Ancak öyle düzlüğe çıkarız. Yazın yorumlarınızı, okumaya devam edin. Lütfen hatırlatmalarınızdan mahrum bırakmayın efendim. Geldik yerel seçime. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk çalışması öğrenildi. Seçim takvimini partisi adına başlatmış görünüyor. Neden? Çünkü bir saha çalışması başladı. Büyük şehirlere özel. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. 28 Mayıs'ta olduğu gibi 31 Mart'ta da sandıkları yine patlatıyor muyuz? Yerel seçimler önümüzdeki yıl Mart ayında yapılacak. Son seçimlerde önde çıkan AKP şimdiden seçim takvimini başlattı. İlk toplantılar partinin seçim strateji ekibiyle. O toplantılarda yerel seçimlere ilişkin yol haritası belirlenecek. Kasım ayında adaylık başvurularının alınması, ardından temayül yoklaması yapılması planlanıyor. Aday tanıtımı ve seçim beyannamesinin açıklanmasının ise Ocak ayında yapılması bekleniyor. İstanbul'da kapısı çalınmadık, ulaşılmadık, kalbi fethedilmedik, hiç kimseyi bırakmayacağız. AKP kaybettiği büyükşehir belediye başkanlıklarını, özellikle İstanbul ve Ankara'yı geri almak istiyor. AKP'nin yerel seçim ajandasında iki önemli başlıktan birincisi, sonbaharda daha da ağırlaşması beklenen ekonomik kriz. İkincisi, sığınmacıların geri gönderilmesi. Bu iki konu en büyük sıkıntısı AKP'nin. 2024'te Üsküdar'ı da, İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeniden kazanılması için saha araştırması yapacak. Özel ekibin kurulması talimatını verdi bile. Öte yandan AKP'de 3 dönem kuralına takılacak adayların durumuysa Ağustos ayında yapılacak MYK toplantısında belli olacak. Toplantıda kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Kulislerde parlamento ve kabinede büyük değişiklik yapan Erdoğan'ın belediye başkanı adaylarında da şaşırtacağı konuşuluyor. Muhalefette bir de ittifak tartışması var. AK Parti'de bu adımlar atılmaya başlanırken tek başımıza girecek gibi. Şimdi bu talimatın partiye verildiği, yani ittifak görüşmesi olur olmaz, biz tek başımıza girecek gibi hazır olalım dendiği söyleniyor. Yani ne kadar anormaldir bu durum bilemem. Ama yerel seçimde büyük şehirlerde ittifaksız muhalefetin şansı var mı? Aritmetik pek bunu göstermiyor. Cumhur İttifakı da ayrı girecek ki o zaman hesaplar değişecek. Yani AK Parti ayrı, MHP ayrı girecek ki Ümit Özdağ biliyorsunuz bu ekranlarda böyle bir formülü var. İlk kez söyledi bu ekranlarda konuk ettiğimizde kendisini. Yani AK Parti ile MHP zaten ayrı giriyordu 2019'da, kimse hatırlamıyor. Bu tarafta ittifak var diye orada da oldu. Aslında doğrusu herkesin ayrı adayla girmesidir gibi bir formül ortaya koyuyor. Yani işler mi muhalefet adına bilmiyorum. Ama Ümit Özdağ en azından bunu liderlerle anlaşılan seçim sattım halinde paylaşacaktır. Şimdi diğer tarafta Cumhur İttifakı'nda aynı oranda girilir mi? Sadece büyük şehirlerde neredeyse ittifak yaptı. O günlerde evet yerel iktidar değişti, CHP büyük şehirleri kazandı diye büyük haberlerin işte manşetler, puntolar hep CHP'ye dönüktü ama belki gözden kaçtı. MHP birçok belediyeyi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bizzat elinden aldı. Aynı yerde aday çıkardılar. Mevcut başkanla yarıştı AK Parti, yine yetmedi. MHP aldı birçok yerde belediyelere. Bunları hatırlamak lazım. Belediye gücü fena değil Cumhur İttifakı'nda MHP'nin. Dolayısıyla büyük şehirlerde belki yine ama geri kalan kısımda ittifak olur mu bilmez. Millet İttifakı'nda İyi Parti liderinin beyanları, biz bu 15 vekilin diyetini ödeyemedik kardeşim şeklindeki çıkışları görüşmelerine kadar yansır. Herkesin zihninde bu soru var aslında. Ha bir de o meşhur dedikodu. Büyük şehirlerin istenip istenmediği. İyi Parti kesinlikle istemedik diyor. Böyle bir şart ortaya koymadık diyor en azından. Ama bakalım. Adaylar açıklanırken Mersin'i, Adana'yı, Antalya'yı, kimi büyük şehirleri galiba konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Yerel seçimlere yaklaşık 8 ay kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Millet İttifakı dağıldı. Yerel seçim için ittifak kurulur mu sorusu akıllardayken İyi Parti'nin geçtiğimiz gün yaptığı başkanlık divanı toplantısında bu konu masaya yatırıldı. Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin ve İyi Parti'nin ittifak kurması beklentiler arasında. Ancak İyi Parti lideri Akşener'in partililere tek başımıza girecek gibi çalışacağız dediği öğrenildi. Milletimiz bu seçimlerde söyleyeceğini söyledi. Bize düşen de bu mesajı anlamak,
anladıktan sonra da gereğini yapmaktır. Yerel seçimler için İyi Parti kurmaylarında müstakil siyaset anlayışı hakim. Akşener'in o talebe destek verdiği de kulislere yansıdı. Kazansaydık farklı bir şey olacaktı. Evet. Kazanamadık. Ama bu dünyanın sonu değil. Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Girmiyorsak da gereğini yapmalıydık. Savaşmadık, savaşmadık. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra iki parti arasında soğuk rüzgarlar esti. Partilerin yerel seçim yol haritaları çizilirken Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmesi de dikkat çekti. Her ne kadar ittifak konusunun gündeme gelmediği belirtilse de özellikle büyük şehir için iki parti de önümüzdeki süreçte ittifaka sıcak bakabilir. Bu arada bir ihraç var. Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertuğan, Günay Kodas, İsmet Koçak. Genel Başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Soruldu bu durum. Kimdir? Neden istifa, neden ihraç ediyorsunuz? Gerekçe nedir? Genel Başkan imzasıyla hemen hızlı bir ihraç sürecinin başlatılması henüz bir yanıt alamadı arkadaşlarımız. Alırsak İyi Parti'den ekranlara getiririz efendim. Kayda geçsin demeye devam ediyoruz bugünkü tabelamız ışığıyla. Şimdi para arıyoruz. Yatırım arıyoruz. Asetlerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın beyanıyla biz ne satacağımızı da ne satmayacağımızı da çok iyi biliriz. Hatırlatmalar da geliyor. Böyle bir söz söylenir söylenmez biliyorsunuz. SK, Tekel, onlar ne oldu? Orada satılan fabrikalar, özelleştirilenler, vatandaş bunları hatırlatıyor. Ama bunun şerhine düştük. Düştükten sonra da sıcak para için son durağa gidip bakalım efendim. 3 durak vardı. Suudi Arabistan'da başladı mesela. Sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidileceği söyleniyordu. Katar oldu. Son durak Birleşik Arap Emirlikleri'ne çevrildi. Sonra bir yandan da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Merkez Bankası Başkanı'nın hadi bakalım siz de peşimden gelin talimatıyla karşılaştığını bu ekranlarda duyurmuştuk ilk kez. Onlar da katıldılar. Anlaşmalar ne anlatıyor? Biraz ona bakmak lazım. Elimize ulaşan son ayrıntıları paylaşayım. Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı'nda efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed karşılamıştı. Türkiye'nin Abu Dhabi Büyükelçisi Tugay Tunçer'le birlikte. Ardından Devlet Başkanı Al-Nahyan Türkiye için resmi bir tören düzenlemişti. Ardından da iki lider El Vatan Sarayı'nda bir araya geldi. Dakikalar önce sonlandı görüşme. 13 anlaşma birden imzalamışız Birleşik Arap Emirlikleri ile. Bakalım ayrıntıları ne olacak? Asetler, varlıklar, yatırım mı satış mı? İzmir Alsancak Limanı masada mı? Her gün soruyoruz, yine soracağız. Nedir satmayı iyi bildiğimiz yeni kamu varlıklarımız nedir? Hangilerini özelleştiriyoruz? Yatırımdan anladığımız satış mı? Biraz da bunları konuşalım. Bu ülkelerin Türkiye'den belli asetleri satın alma durumları da olacak. Türkiye'nin değerlerini satacak. Kurtla beraber öldürüyorlar, çobanla beraber yiyorlar, sahibiyle beraber de adeta ağlıyorlar. Gidip de kapı kapı dolaşıp para dilenmek, kredi dilenmek Türkiye'ye yakışmıyor ya. Erdoğan'ın Körfez ülkelerine varlık satışına ilişkin açıklamaları siyasetin yeni gündemi. Ekonomik krizden çıkış için AKP sıcak para arayışına girdi. Rotayı Körfez ülkelerine çevirdi. Gidip de tek bir ülkeden tek bir kuruş para talebimiz olmadı. Biz ne yaptık? Mal satalım size dedik. Gelin bize yatırım yapın dedik. Körfez turunda ilk aşamada 10 milyar dolar, ilerleyen süreçle birlikte 50 milyar dolar yatırımın Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Yani en azından iktidarın iddiası böyle. Ancak muhalefet durumun tam tersi olduğunu savunuyor. Ülkenin değerlerini, kıymetlerini satmak için Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Katar'a gidiyorlar. Neyi satıp satmayacağımı iyi bilirim diyor. İyi bilir çünkü telekomu satan Araplara peşkeş çeken o, şeker fabrikalarını satan o, neyi satacağını biz çok iyi biliyoruz. Bu 21 yılda neleri sattınız, şimdi daha neleri satmayı planlıyorsunuz? Para bittikçe ülke ülke gezip anlaşmalar yapmaya devam ediyorsunuz. Blok olarak satılacak kamu şirketi sayısı azalınca şimdi de siyasi iktidar kamu arazilerini, limanları, fabrikaları, enerji üretim santralleri gibi ile dağıtım şebekelerini de satmaya başladı. Bu sürdürülebilir bir durum değil arkadaşlar.
İki talebimiz oldu. Gidip de ya bize biraz para verin, paramız bitti, Merkez Bankası'ndaki dövizi tüketti bizim damat falan demedik yani. Sıcak para için neler satılacak henüz belli değil. Ancak görünen o ki bu tartışma daha uzun süre konuşulmaya devam edecek. Erkal Bey demiş ki kayda geçsin emekli aç. Aç emekliden kimler nasıl o isteyecek. Yorumlarınızı okumaya devam edeceğiz. Tam da bu meseleye ilişkin aslında. Zamlı maaşlar zamlara dayanamadı. Zamlı diyoruz ama kartı sokuyorsunuz bankamatiğe. Para çekerken arkanızdaki market zamlanıyor. Döndüğünüzde etiketler değişiyor. Hız öyle arttı. Enflasyon oranları açıklanınca göreceğiz. TÜİK enflasyonunda bile. Ne göreceğiz? Doğrusu merak ediyoruz. Ama bu zamları hatırlatmak, canlı yayında belgelemek gerekir Sözcü Ana Haber'de. 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek bir güzel haberi inşallah milletimizle paylaşacağız. Zam sağanağı seçimlerin hemen ardından başladı. Son yapılan ÖTV ve KDV zammı tuzu biberi oldu. Çok değil, 2 ayda o zamlar sabit gelirlinin maaş zamlarını sildi süpürdü. Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre işçi emeklisi 98 dolar, memur emeklisi 30 dolar, asgari ücretli 4 dolar kaybetti. Özel sektör çalışanının kaybı 200 dolara yaklaştı. Yerel seçimler öncesi vergi artışlarından tutun her şeye %100 zam yapmaktan bile çekinmiyorlar. Seçimlerden önce aylığı 8506 lira olan asgari ücretlinin o gün o maaşı 426 dolar, 6.8 gram altın, 456 litre motorin ediyordu. Seçimden sonra asgari ücret 11.402 liraya yükseltildi. Rakam yükseldi ama alım gücü düştü. Zamlı asgari ücretle artık 422 dolar, 6.7 gram altın ya da 352 litre motorin alınabiliyor. Tabii en çok ezilen kesim emekliler. Sefalet maaşıyla yaşamaya devam ediyorlar. En düşük işçi emeklisi aylığı seçimden önce 7500 liraydı. Seçimden sonra bu aylığa zam yapılmadı. En düşük emekli aylığı 376 dolardan 278 dolara düştü. Seçimden önce 6 gram altın alınabilen emekli aylığıyla şimdi 4.4 gram altın ancak alınıyor. İşçi emeklisinin motorun karşısındaki alım gücü de 170 litre azaldı. En düşük memur emeklisinin aylığı Temmuz zammıyla 7.901 liradan 9.876 liraya çıktı. Ancak zamma rağmen memur emeklisinin aylığı 30 dolar eridi. Memur emeklisi yarım gram altın kaybetti. Alım gücü motorin karşısında 119 litre azaldı. Sadece memurlar alım güçlerini koruyabildi. 10.430 lira olan en düşük memur maaşı 20.500 liraya yükseldi. Maaşıyla seçim öncesinde 522 dolar alabilen bu memur şimdi 759 dolar alabiliyor. Memurun motorin alım gücü 73 litre arttı. Artmayan tek şey emeklinin maaşı, memurun alım gücü, asgari ücretlinin alım gücü. En savunmasız kesim özel sektör. Asgari ücretle çalışanın maaşı arttı. Ancak 15 bin liralık maaşına Temmuz'da hiç zam alamayan özel sektör çalışanının alım gücü 196 dolar azaldı. Bu kayıplar şimdilik sabit gelirli yaz sıcağında kışı nasıl geçireceğini düşünüyor. Kayda geçirmeye devam. Pelin Hanım diyor ki kayda geçsin. Bizim için ay sonu artık maaşın ertesi günü. Deniz Bey diyor ki kayda geçsin. Geçinemiyoruz çizgileriyle beraber yazmış. Şimdi hepimize dalga geçtiler diyenler de bir geçinemiyoruz eylemi ortaya koyanlar. Seslerini ekrana taşıyalım. Üzerine söyleyecek birkaç cümlemiz olacak. AKP zamları al başına çal. Sadaka değil toplu sözleşme. Bu defa kamu çalışanları eylem yaptı. Sefalete teslim olmayacağız diye haykırdılar. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Geçinemiyoruz eyleminin adresi Eskişehir oldu. TESK Şubeler Platformu üyesi kamu çalışanları büyüyen ülke ekonomisi değil borçlarımız dedi. Ülkeyi yönetenler büyümede rekor üstüne rekor kırıyoruz. Raflar dolu. Dünya bizi kıskanıyor diyor. Oysa bizim sadece dertlerimiz, sorunlarımız, yoksulluğumuz ve borçlarımız büyüyor. Öğretmenler en doğru hesabı kitabı yaptı. Kamuoyuna açıkladı. Kabul edilen torba yasayla 4 milyon kamu emekçisinin taban maaşını enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı toplamı olan
%17.55 oranında arttırdılar. Taban aylığımıza yansıtmadıkları için emekli aylığımızda da tazminatlarımıza, eş ve çocuk yardımında da ek ders ücretlerimize, döner sermaye payımıza kadar hiçbir kaleme yansıtılmayan 8077 TL'lik artışa ise ilave dediler. Ve bir kurnazlık yaparak bu ilave artışın 15 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını belirterek memurun alacağı 14 günlük farka 8077 TL'lik tutarı dahil etmediler. Üstelik kamu emeklisine o da verilmedi. Zam %25 ile sınırlı kaldı. Hepimizle dalga geçtiler. AKP zamları al başına çal. O son anda gördüğünüz pankart üzerinde muhataplar kim, bir de biz işaret edelim. Kaşıkla verdiğiniz kepçe ele aldınız. Hükümete deniyor ama burada rakamlar yalan, yoksulluk gerçek diyerek TÜİK verilerine işaret ediliyor. Eli kulağında bakalım enflasyon oranı nasıl açıklanacak? Çift tane. TÜİK enflasyonunda bile aylık artış çift tane deniyor. Bakalım öyle mi olacak? Biz sormaya devam ediyoruz. Kayda geçsin dediğiniz ne var? YouTube hesabımız üzerinden. A. Siyasette değişim. B. Ekonomide iyileşme. C. Hayallerde gerçekleşme. Siyasette değişim diyen %48, ekonomide iyileşme diyen %38 baskın yanıtlar olarak önümüze çıkıyor efendim. Bir de halimize bakalım. Bir de hallere bakalım. Yani halden pazara fiyat dengesi nasıl gidiyor? Döndürebiliyor muyuz maliyetleri? Dönemiyor efendim. Yanıt arkamda yazıyor bile. Hal pazarından tezgahlara kadar A'dan Z'ye hem yeni zamlar hem eli kulağında zamlar. İşte gerçekler. Zamdan önce geldi değil mi? Şimdi 2000'ler, 2500'ler fark etti depoda. Mazot farklarından dolayı hiç kimse gidemiyor bir yere. Kaldık buradı. 9750 liralık motorin. Kamyonetle Manisa'dan İstanbul'a yolculuğun bedeli buydu. Karpuzlarıyla birlikte Bayrampaşa haline vardı ancak dönüş rotasını oluşturamadı. Nedeni akaryakıta KDV'siyle 6 lira gelen ÖTV zammı. Karpuz getirdim. 3 günden beri de buradayım. Geldiğinde az da olsa bir kazancı vardı. Şimdi yol masrafını çıkarma derdine düştü. Tek de değil. Biz bulasa kadar bekliyoruz burada. Ne zaman iş bulursak o zaman gideceğiz. Kaç gündür burada bekliyorsun? Pazar günü geldim. 5 gündür burada. Evet. 10 bin liraya geldim. Hiç evdeki hesap çarşıya uymadı. Şu anda hani burada 1000 lira para ya kazandım ya kazanmadım. Hani kahroldum yani. 15 liralık, 17 liralık mazot 30 lira, 32 lira, 33 lira, 35 lira yapmak yani bu nasıl bir vicdandır, nasıl bir şeydir anlamadım. 14 Mayıs yani seçim günü motorinin litre fiyatı 18 lira 62 kuruştu. Ortalama bir kamyonun deposu 10.246 liraya doluyordu. 2 ayda motorine %72 zam geldi. Aynı depo 17.803 liraya dolmaya başladı. Antalya'dan, Manisa'dan, İzmir'den kilometrelerce yol yapıp İstanbul Bayrampaşa haline ürün getirdiler. Yol masrafları ise ÖTV zammıyla katlandı. Kime ürününü sattı ancak birçoğu ise ürününü satmayı bekliyor. Geri dönerken de zarar etmemek için bir ürünle kasalarını doldurup gitmeleri şart ancak bunu yapmak kolay değil. Akaryakıta zam haldeki meyve sebze fiyatlarını da artırdı. Pazar etiketlerine zammın etkisi yansımaya başladı. Fasulyeyi 4 tezgah aradım, 25 liraya buldum. 4 tezgah, şurada 35 lira. Daha dün aldık barbunya, 25 liradan kilosunu. Buraya şimdi gördüm 40 lira, 50 lira. Halden çıkıp pazara gelen ürünler tezgaha konuldu ama alıcısı yok. Domates 25, biber 40, fasulye 35 liradan satılıyor. Pazarcı esnafı ise akaryakıt zammının halen etiketlere yansıtılmadığını dile getiriyor, haftaya işaret ediyor. Şu anda böyle. Bir yansı zaten bu 50 milyon boş kasa. Boş kasa 50 lira. Bunun içine malzemesi girecek. Köylü perişan, büyüten perişan. Mevsimi olan sebzelere akaryakıt zammı yavaş yavaş yansımaya başladı. O halde bile sebzede ortalama 25, meyvede ise 50 lira. Yeni artış ise kapıda. Zam zincirinin son halkası olan tüketici eskiden etiketlere bakıyordu. Şimdi pazara uğramaz oldu. Ne almaya geldiniz pazara? Şu anda ne domates, biber, patlıcan, salatalık falan başka yani bunlar. Fakir yiyeceği bunlar. Fakir yiyecekse tabii. Zamlar, bir de korkutucu zamlar. Velilerin ne yapacağız acaba? Bu zamlar, akaryakıt,
Vergiler, okullar açılacak, servis ücretleri ne olacak? Temel soru bu. Ailelerin akşam sohbetleri bununla şekilleniyor artık. Şimdi önümüzdeki yıl en kısa mesafe ücreti 792 liradan 1441 liraya çıksın diyor. Odaların talebi bu. %82 bile az diyorlar hatta ama velilerin tepkisi büyük. Seslerini bir ekranlara taşıyalım. Bakalım meclisi de olağanüstü toplantıya götürüyoruz ama vatandaş lehine bir sonuç çıkar mı sorusunu bir kez daha hatırlatarak. O zaman akaryakıt 22 liraydı. Şu anda akaryakıt 33 lira. Hani önümüzde de nasıl bir süreç işleyeceğimizi de bilmiyoruz. 8-9 aylıkta enflasyon farkı da var. Tabii bunları da hesap ettiğimizde %82'lik bir artış talep ediyoruz. Geçtiğimiz yıl okul servis ücretlerinde en kısa mesafe 792 liraydı. Ancak bu yıl servis şoförleri gelirlerin giderlerini karşılamadığını söylüyor. Dolayısıyla zam talebinde bulunuyorlar. Teklif ettikleri %82 zam kabul edilirse şayet bu yıl en kısa mesafe 1441 lira olacak. 11.400 lira asgari ücret var. Bunun yanında rehber arkadaşımızın ücreti var. Yani artık bu iş yapılmaz. Hatta cebimizden para vererek yapmamız gerekiyor. Bir zam talebi de İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası'ndan, yani servisçilerden. Akaryakıt fiyatlarındaki artış, personel gideri, ÖTV, MTV derken servis şoförleri kontak kapatma noktasına geldi. Zam istedi. Bu fark alınsa bile meslektaşlarımız çok tatmin edecek bir fark değil. 2021-2022 eğitim öğretim yılında en kısa mesafe 312 liradan hesaplanıyordu. 2022-2023 eğitim öğretim yılında yine en kısa mesafenin fiyatı 932 liraydı. Ancak odalar bu sene bu fiyatın %82'lik zamla 1441 TL'ye çıkmasını istiyor. İstanbul'da en yakın mesafeyi 1000 TL rehber fiyat dahil ücretler alarak çalışıyoruz. Motorlu taşlar vergisini 5 milyar ödüyoruz. Şu an maliyetler bayağı bir arttı. Giderlerimiz çoğaldı. Yani şoför maliyetleri 15 milyarla 20 milyar arasında. Sigortalar bayağı bir arttı. Bağkurlarımız bayağı bir yüksekte. Bunlar hayli yüksek rakamlar olduğu için bizler zam talep ediyoruz. Beklentimiz var, inşallah olacak yani de. Haberi alan velilerse hem tepkili hem endişeli. En kısa mesafe bizimki. 700'e gidiyordu. Demek şimdi 1400 olacak. Her şeye zam geliyor, ne bileyim. Daha iyi günlerimiz, daha durun bakalım, daha çok şeyler oluyor. Mesafeye göre düşünmek lazım yani. Mesafesi ne kadarsa ona göre. En kısa mesafe 1441 lira olacak eğer kabul edilirse. Bence çok. Sadece 100 lira zam gelsin. 1400 lira ne yani? Eğer zam talebi uygulanmazsa kontak kapatma eylemi de gündeme gelebilir. Bizim bağlı olduğumuz bir federasyon var. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu. Oradan hani böyle bir çağrı gelirse biz de burada o noktada uyarız. Olaylar olaylar. Vatandaşın lehine nasıl bir sonuç çıkar? Sizlerin takdiri. Meclis olağanüstü toplantıya çağrılmış ama benim lehime sonuç çıkar mı diye soruyor vatandaş. Pınar Hanım diyor ki benim mantığıma göre olağanüstü toplantılar olağanüstü olaylar nedeniyle yapılır. Meclis zaten normalde bir hafta 10 gün içerisinde yapacağı toplantıya olağanüstü demiş, kayda geçsin. Demek ki kayda değer bir şey çıkmayacak sonunda. Umudum yok diyor meclisin. Zam yapanlar onlar. Toplanıp şu zammı geri alıyoruz mu diyecekler sanki demeye getirmiş efendim. Görüşlerinizi aktarmaya devam ediyoruz. Bu arada az sonra deprem bölgesine gideceğiz. Vatandaş hala çadırda, bu sıcakta hala çadırda kalmaya devam ediyor. Bir yönüyle çıkmanız gerekir. Burada süreniz doldu diye bir tevatür. Bir heyula gibi bir dedikodu. Bir depremzedenin kulağına geliyor. Çıkartıldığı iddiası var. Çıkarılacağı iddiası var kimilerinin de. İşte şurada insanlar çıkartılmış. Bak sıra bize geliyor. Bizi de çadırdan çıkartacaklarmış gibi ifadeler nedeniyle bir nevi artık film kopuyor depremzedede. Ne kadar haksız bulabilirsiniz ki? Bulunduğu çadırı neden yaktığının hikayesi ilk kez Sözcü ekranlarında olacak. Birazdan ekranlara getireceğiz. Temel meselelerimizden, ıskalamamız gereken noktalardan biri efendim. Ondan önce bir de akaryakıta gelelim çünkü diyeceksiniz ki ya geldik işte. İşte velilere yansımasını bile verdiniz. Efendim söylemek istemezdik ama %25'lik zam daha yıl sonuna kadar gelecek diyor. Uzmanların görüşü bu. A
akaryakıt fiyatlarındaki artış da enflasyon üzerinde bir zincirleme etki yaratacaktır. Çünkü biliyoruz ki petrol bugün hayatımızdaki hemen hemen her şeyin temel girdisi. En başta nakliye, toplu taşıma ve tarımda çok önemli bir girdi durumunda. Önce döviz, ardından ÖTV. Kurdaki yeni atakla akaryakıtta bir zam furyası daha kapıda. Yani en iyi ihtimalle sene sonunda benzinin, motorunun fiyatını %25 kadar daha artmış olarak göreceğiz. Seçim öncesinde 20 liralarda olan benzin ve motorinin litre fiyatı 34 liranın üzerine çıktı. ÖTV ile en büyük zam dalgasını gören akaryakıtta sene sonuna kadar en az %25'lik fiyat artış beklentisi var. Bunu 3 faktöre bağlamak mümkün. Türk lirasının ABD doları karşısındaki durumu, yani döviz kurundaki değişkenlikler, OPEC ülkelerinin kararları ve en sonunda maktu olan özel tüketim vergisi oranındaki artış. Uzmanlara göre beklenen zamların hem iç hem de dış piyasa kaynaklı birçok sebebi var. İçerideki en büyük etkense döviz kuru. Amerika Birleşik Devletleri doları karşısında Türk lirasının yıl sonunda en iyi ihtimalle 30 liralar civarında olacağını düşünüyorum. Bu da %11-12 civarında bir artışa denk geliyor. Bir de tabii ki özel tüketim vergisinin yeniden değerleme oranında 6 ayda bir artırılması var. OPEC artı ülkelerinin petrolde arz kesintisi, Suudi Arabistan'ın Temmuz itibariyle üretimi günlük 1 milyon varil azaltması, Rusya'nın petrol ihracatını kısma kararı, küresel piyasalarda 70 dolara kadar gerileyen Brent petrol fiyatlarını yeniden 80 doların üzerini görmesine neden oldu. Öte yandan petrol ihraç eden ülkeler OPEC ülkeleri arzda bir kısıntıya giderek Brent petrolün varilinin 90 dolar olmasını istediklerini ifade ettiler. Bu da %12'lik bir artışa denk geliyor. Brent petrolde 90 dolar beklentisi Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını daha da yükseltecek. Bu durum iğneden ipliğe, toplu ulaşıma, taşıma ve tarıma kadar hem maliyet hem de yeni fiyat artışlarını beraberinde getirecek. Kayda geçirmeye devam. Umuyoruz iyi şeyleri de kayda geçiririz ileride. Umuyorum şöyle mesajlarınızla karşılarız. Ya zam hala erimedi. 3 ay dayandı, 4 ay dayandı, 5 ay dayandı. Hayat pahalılığına karşı büyük indirimlerle karşılaşıyoruz bir yanıyla. Etiketler her gün değişiyor. Her gün bir ucuz buluyorum. O aynı ürünün bir ucuzu daha farklı markette buluyorum. Böylesi ödeme dengeleriyle karşılaşırız umarım. Kirada oturduğunuz yer, beğenmezseniz çıkma fırsatına eriştiğimiz günler olur. Umuyoruz ki yine aynı şekilde. Burada artık büyük şehirlerde çıktığınız an sokaktasınız çünkü. İşte kirayı ne veriyorsanız 5 katıyla ancak çıkabiliyorsunuz. İleride umarım böyle gelişmeleri de sunma şansına erişiriz. O güne kadar temel meselemizi sormaya, sorgulamaya devam. Kayda geçsin dediğiniz ne var? A. Siyasette değişim %49. B. Ekonomide iyileşme %37. C. Ya hayallerim gerçekleşsin onlar her türlü olur diyenler %14 efendim. Yanıtlar bu şekilde. Şimdi deprem bölgesine gidiyoruz. 5,5 ay geride kaldı. Hala vatandaş depremzede çadırda. Evlerine kavuşamadılar. Kavuşacak gibi durmuyorlar. Bırakın daha iyi durumdaki konteynerlara geçilmeyi, hala çadırdılar. Ve büyük bir çoğunluğu çadırda. Şimdi iddiaya göre Adıyaman'da bir AFAD görevlisi bir depremzedeye çadırı boşaltın, kendinize yakında kalacak yer bulun demiş. İddia bu. Bunu duyan depremzede deyim yerinde ise sinir krizi geçiriyor, çadırı yakıyor. Depremde evini kaybettiği yetmezmiş gibi kaldıkları çadırdan da çıkmaları istendi. Sinir krizi geçiren depremzede çadırı ateşe verdi. Yok abi yok. Yok abi. Sen amacın olasın. Yıkıcı Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 5,5 ay geçti. Binlerce kişi ailesini, evini kaybetti. Onlardan biri de Adıyamanlı Abuzer Turaç. Ya ben dün geldim yakacak dedim, durgun dedim. Turaç'ın evi depremde yıkıldı. AFAD'ın kurduğu çadırda kalıyordu. Ta ki çadırları boşaltın denilene kadar. Çünkü iddiaya göre AFAD yetkilileri Turaç'a kendinize kalacak bir yer bulun dedi. Ne olduysa ondan sonra oldu. Ben bırakmam abi. Yok abi yok. Turaç sinir krizi geçirdi. Çadırı ateşe verdi. Ben dün geldim yakacaktım. Ben işe geç kaldım. Ben işe ben dün geldim. Depremzede Turaç söndürmeye gelen itfaiye ekibine de izin vermek istemedi. Adıyaman'da hava sıcak. Zaman zaman su ve gıdaya erişimde sorun da yaşanıyor.
Turaç, fare ve haşereler nedeniyle çadırda da zor şartlarda kaldıklarını, konteyner için CİMER'e defalarca talepte bulunduğunu söyledi. Ancak başvurusu valilik ve AFAD'a sevk edilse de sonuca ulaşmadı. İhtiyacı olan hiçbir şey yok ama ihtiyacı olan da maşallah her şey aldı. Sözcü muhabiri Ahmet Kaya, Adıyaman Valiliğini aradı. Yetkililer boşaltılan çadırların sahiplerine konteyner verildiğini öne sürdü. Turaç'ın konteynere yerleşmeye hazır olduğu iddia edildi. Aynı yetkili, vali yardımcımız herkese konteyner verildiğini söylüyor demekle yetindi. Fikri takibede devam ediyoruz. Sorun et, izin olmadan nasıl geldi? Kimyasal atık taşıyor. 251 tonluk bir gemi. İzmir Aliağa'ya geliyor. Üstelik deprem gündeminde. Biz başka yerlere bakarken getiriyorlar bu gemiyi. Geminin şimdi uluslararası sözleşmelere göre limana girmesi sizce doğru mudur? Bırakın limanı efendim. Baktık, açtık, baktık. Uluslararası sözleşmelerde kara sularımıza dahi giremez. Mümkün değil. Birileri yasalarımızı delmekten müthiş keyif alıyor. Kimse çıksın, açıklasın. Ben izin verdim desin. Ben yaptım, emri, talimatı ben verdim desin bir kişi. Çünkü bırakın limanı, kara sularımızda dahi ihlali var. Giremez, mümkün değil. İşte milli güvenlik meselesi. Bundan âlâ milli güvenlik meselesi mi olur ya? Uzmanlara göre içinde efendim 6000 ton kimyasal madde ihtimali de var. Ne yapacağız şimdi diye sorup duruyor insanlar birbirine. İzmir'den mesaj yağmuru var. Konuşalım efendim. Konuşalım. Biri de bize çıkıp izah etsin. Ben şu gerekçeyle bırakın karasuları limanımıza girişe bile müsaade ettim desin. Alsın bakalım sorumluluğu. 251 bin tonluk geminin Türkiye karasularına girmesi bile yasaktı. Ancak Ali Ağa Limanı'nda ortaya çıktı. Uzmanlara göre geminin içinde yaklaşık 6 bin ton tehlikeli atık var. Kuru yük gemisi Slog, Libya'da uzun yıllar boyunca kimyasal atık depoladı. Ömrünü tamamlayınca imha edilmesi gerekiyordu. Ancak onun sökülmesi pek kolay değil. Gemiden çıkan zehirli gazlar hava yoluyla dağılıyor. O havayı soluyanlar kanser gibi pek çok tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Söküm için ilk rota Mısır'dı. Ancak Mısır kimyasalın boşaltılmasına izin vermedi. Daha sonra Pakistan da söküm işlemini reddetti. Gemi bir anda İzmir Ali Ağa'da ortaya çıktı. Liman Başkanlığı, geminin söküm işlemleri için bir başka Türk firma tarafından satın alındığını, bu nedenle söküm bölgesine yanaşma izni verildiğini paylaştı. Ancak Ali Ağa'da söküm için gerekli donanım yok. Tehlikeli atıkların sınır ötesi taşınması için uluslararası izin gerekiyor. Sözcünün ulaştığı kaynaklar geminin Ali Ağa'ya izinsiz sokulduğunu söyledi. Gemiyi Türkiye'de bir söküm firmasının önüne kim bıraktı? Bu soru hala yanıt bulmadı. Firma yetkilileri olayı Cumhuriyet Başsavcılığına taşıdı. Söküm işleminin çevre felaketine yol açabileceği notu düşüldü. Son söz adli makamların olacak. Antik kente gidelim bir de. Efes Antik Kenti. Ya yine orada ne oldu acaba diyeceksiniz. Yine bir kültür mirasımızda ne yapmışlar acaba diyeceksiniz. Ezbere böyle yorumlar yaptığınızı biliyoruz. Haksız değilsiniz, haklı çıkıyorsunuz. Keşke hepimiz haksız çıksak kötü tahminlerimizde. Şimdi milattan önce 6000'li yıllarda yapılan Efes Antik Kenti efendim. Şimdi eserlere dokunulması bile yasak. Gidenler zaten iyi biliyordur. Şimdi yerleşkeye çivi çakamazsınız, bir yerden bir yere oynatamazsınız, alıp götüremezsiniz. Şimdi iş makinelerinin çevrede çalışması bile yasaktı. Ben gittiğimde çocuktum. O zaman rehberin anlattıklarını gayet iyi hatırlıyorum. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı çevrede, antik kentin çevresinde ağır iş makinelerinin çalışmasına olanak verdi. Açtı yolu. Hiç umursamıyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı ayrıca antik tiyatronun tam karşısına bir kafeterya ve sanal müze yapmak için de inşaat çalışmalarını sürdürüyormuş. Bu da yeni bilgisi. Bunlar bittiğinde birçok yerde gördüğümüz dünya mirasına kafeterya başlığı bile komik kalacak. Orası büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek. En sonunda da antik kentin kırıntısı kalmayacak. Vatandaşın tahmini bu. Umuyoruz hepimiz haksız çıkarız. Turistin antik kalıntılara basması, hatta çoğuna dokunması bile yasak. Ama yerleşkeye iş makineleriyle girmekte bir sakınca yok. Kültür ve Turizm Bakanlığı için durum böyle. Efes Antik Kenti sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı miraslarından. İzmir Selçuk'taki bu eserin mazisi M.Ö. 6000'li yıllara kadar gidiyor.
Oradaki her yapı son derece hassas. Yerleşkesinin yüzlerce metre yakınına ağaç dahi dikilemiyor. Çünkü ağaç dikmek için toprağa vurulacak kazmanın bile tehlikesi var. Çivi bile çakılmaması gereken dünyaca ünlü Efes Antik Kenti'nin göbeğinde binlerce metrekarelik kapalı alandan oluşan sözde bir sanal müze açılıyor. Antik tiyatronun tam karşısına kafeterya ve sanal müze yapılmak isteniyor. İzmir Şehir Plancıları Odası yargıya başvurdu. Milletvekilleri konuyu meclise taşıdı ancak sonuç değişmedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı inşaata devam ediyor. Projenin Ağustos ayı ortalarında bitmesi planlanıyor. Tesisin kapılarını açması için belediye izni şart. Selçuk Belediyesi projeye ruhsat vermeyeceğini açıkladı. Bakanlıkta şimdiye kadar belediyeye başvuruda bulunmadı. Tesis belediye izni olmaksızın kullanılacak mı? Sorunun yanıtı önümüzdeki günlerde belli olacak. Ne diyorduk? Çok sıcak. Esmiyor. Şimdi galiba daha fazlasını söylemek durumunda kalacağız. Uzmanlar nefes aldırmayacak sıcaklardan bahsetmeye başladılar. Keşke tersi olsa da biraz serinlese diye bekliyorduk. Ya sıcaklıklar hafta sonundan sonra düşecek galiba diye konuşmaya başlamıştık. Yine kursakta bıraktılar. Alarm durumu kırmızıya yakın. Hava sıcak ve daha da sıcak olacak. İstanbul'da hava sıcaklığı şu anda 29 derece. İlerleyen günlerde ise mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor. Yaklaşık 32 ila 35 derece arasında olacak. Güneşten korunmak için. Güneşten korunmak için elbette. Şemsiye sadece yağmurda korunmak için değildir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıyor. Hava sıcaklığı Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyredecek. Şu anda rüzgar estiği için çok sıcaklığı hissetmiyoruz ama sıcak tabii insanların yani gün içerisinde mecbur değillerse dışarı çıkmamasını öneriyor uzmanlar. Sağlık Bakanlığı da bir uyarı yayınladı. Uyarıda kronik hastalığı olanların, 65 ve üstü kişilerin ve 4 yaşından küçük çocukların saat 11 ila 16 arasında dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı. Şapka takmaya çalışıyorum. Hani evden çıkmamaya çalışıyorum daha doğrusu. Dikkate alınması gerekiyor uzmanların söyledikleri. Sonuçta sağlık problemleri oluşturabilir bu durum. Sadece İstanbul değil, aynı zamanda tüm ülke çok sıcak. Güney Avrupa ve Türkiye'yi etkisi altına alan ve bugün zirve yapacağı, yeni sıcaklık rekorlar kırılacağı belirtilen sıcak hava dalgası Kuşadası'nda da kendisini hissettiriyor. Şu anda Kuşadası'nda hava sıcaklığı meteorolojiye göre 42 derece. Ancak kentlerde ısı emici toprağın, yeşil alanların azalması, yoğun betonlaşmayla hissedilen sıcaklıklar ise çok daha fazla. Ege'nin incisi Bodrum'da durum farklı değil. İnsanlar serinlemek için çareyi denize girmekte buldu. Buraların Bodrum ilçesinde yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren sıcaklar bugün had safhaya ulaştı. Şu anda Bodrum'da hava sıcaklığı 43-44 derecelere, deniz suyu sıcaklığı ise 22-23 derecelere kadar ulaştı. Şu anda Bodrum'un en hareketli plajlarından Gümbet Plajı'ndayız. Yerli ve yabancı turistler serinlemek için ya denize girdi ya da birçok insan bir şemsiye veya ağaç gölgesi bulmaya çalıştı. Eskişehir'de de sıcak bunalttı. Eskişehir'de de hava sıcaklıkları 40 dereceye kadar ulaşıyor. Denize olmayan Eskişehir'de vatandaşlar serinlemek için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Park içerisinde 15 yıl önce yaptığı 350 metre uzunluğundaki yapay plajda buluyor. Özellikle öğle saatlerinde kent merkezinde de son derece etkili olan bunaltıcı sıcaklıklar vatandaşlar arasında anormal bir durum olarak değerlendiriliyor. Türkiye bu hafta yanıyor ve bu durum hafta sonuna kadar devam edecek. Kısa bir dış haber turu yapalım. Sonra 20 başında bir iki özel dosyayı ilk kez ekranlara taşıyacağız. Belki de ilk kez tartışmaya açmış olacağız. Dış haber turuna Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayalım. Çünkü uluslararası medyanın en çok bugün paylaştığı, tartıştığı video. Nedir efendim? ABD Başkanı Joe Biden yine uyuyakaldı diye manşetlerde gördük. Bakalım uyuyakalmış mı? Beraber izleyeceğiz. İsrail Cumhurbaşkanı'nı ağırlıyor kendisi. Konuşmalarını çok kısık bir ses tonuyla yapıyor. Zaman zaman da o göz kapakları uzun uzadıya iniyor, önüne mi bakıyor, tamamen mi kapattı, şüphede olan insanlar da var. Ne şüphesi canım, uyuyor adam bildiğin diye yorum yapanlar da var. Bakalım size ne düşündürecek? Gözlerini kapadı, bir şeyler mırıldandı. Herkes onu uyuyor sandı ama o İran'ın
nükleer silah kullanmasından bahsediyordu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u Beyaz Saray'da kabul etti. İkilinin görüşmede ele aldıkları konulardan çok Biden'ın görüntüleri konuşuldu. ABD Başkanı'nın görüşmeden sonra yaptığı açıklamada hareketleri gündeme oldu. Uluslararası kamuoyunda Biden yine uyuyakaldığı yorumları yapıldı. O anlarda Herzog'un şaşkınlığı da izleyenlerin gözünden kaçmadı. ABD tarihinin en yaşlı başkanı Biden'ın sağlığıyla ilgili seçildiğinden bu yana birçok iddia yazılıp çizildi. 80 yaşındaki Biden'ın sağlık durumu tartışmaları daha yuka çıktı. Özellikle Cumhuriyetçi Parti cephesi gaflarından ötürü Biden'ın bilişsel kabiliyetlerini sorguluyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden'ın zihinsel ve fiziksel olarak yeterli olmadığını iddia edip ona uyuyan Joe lakabını takmıştı. Yine bir sosyal platform gündemde efendim. Bu medya platformu TikTok. 700 bin Türk hesabı çalındı. Üstelik seçime endeksli bir çalıntı olduğu, seçime endeksli bir hırsızlık olduğu düşüncesi var. Bilgiler, iddialar, bir de gelen izahlar resmi olarak reddediliyor elbette ama şimdi prestijli ABD merkezli Forbes dergisinin de bir haberi sonuçta. İddialar daha hayli ağır. Bakalım ne düşüneceksiniz? Dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok bu kez veri güvenliği skandalıyla gündemde. Mayıs seçimlerinden önce Türkiye'den yaklaşık 700 bin TikTok hesabının çalındığı öne sürüldü. İddianın sahibi ABD merkezli Forbes dergisi. Habere göre kullanıcıların özel bilgilerine erişildi. Hatta hesapları kontrol edildi. Ancak skandalın dikkat çeken kısmı bu değil. Forbes'a göre TikTok bu çalıntıdan haberdardı. TikTok'un güvenlik müdürüne kötü haber iletilmişti. TikTok'un güvenlik açığı tek kullanımlık şifreler nedeniyle ortaya çıktı. Şifresini unutan kullanıcılar tek kullanımlık parolalara yöneldi. Ancak bu şifreler de çalındı. TikTok'a hedef alan bugüne kadarki en büyük saldırıyla ilgili şirketten resmi açıklama geldi. Sözcü Alex Haurig, Nisan ayında bazı hesaplarda olağan dışı aktiviteler fark ettiklerini söyledi. Etkilenen kullanıcılara bilgi vererek hesaplarını güvenlik altına almayı başardık, dedi. Forbes'a göre saldırıyı kimin ne amaçla yaptığı belirsiz. Ancak haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim döneminde deepfake videolarına atıf yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu da seçimden günler önce Rus hükümetini bilgi kirliliği yaratmakla suçlamıştı, denildi. Saldırının seçimlerden bağımsız olduğunu savundu. Kısa bir araya gideceğiz. Dönüşte meclise bakacağız. Meclisin eksik milletvekiline bakacağız. Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi milletvekili. Hukukçu Atalay ile ilgili son karar itiraza da ret oldu. Tahliye edilmedi, edilmiyor. Şimdi bir şerh koyuldu. Bu ekranlardan okumuştum o şerhi hatırlarsınız. O ismin kim olduğu üzerinde biraz duracağız. Biraz konuşacağız. O şerhte ne anlatılmak isteniyordu. İki, yarın kritik faiz kararı geliyor. Cebimiz nasıl etkilenir? Kademeli artış devam mı eder? Bunlar temel sorular. Bazı yanıtlar aldık. Bazı tahminler de var elbette. Onları da aktaracağız. İki de çok çarpıcı röportajımız var. Kısacık bir araya gidelim. Bir 20-25 dakika daha gerçeklerin izinden gideceğiz. Sipariş verdin değil mi? Hızlıca gelir mi ki? Madam Coco, Madam Coco, Madam Coco. Biz 66 yıl önce ilklerin yolculuğuna çıktık. Çanakkale Seramik'le Türkiye'nin ilk seramik fabrikasını kurduk. Kale Bodur'la seramik budur dedik. Karesinter Flex'le teknolojinin sınırlarını aştık. Dünyaya iyi bakmaya banyodan başladık, evlerden kalplere ulaştık. Bugün yeni yatırımlarımız, öncü markalarımız ve 80'den fazla ülkeye ihracatımızla seramiğin kalesi olmaya devam ediyoruz.
Dünya seramiğinin gücü Kale Seramik halka arz ediyor. Seramiğin kalesine ve geleceğine siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 20-21 Temmuz. Kale Seramik, seramiğin kalesi. Saatler 20'yi gösteriyor. 19 Temmuz Çarşamba. Avucumuzda bulduğumuz gündemi izah etmeye, aktarmaya çalışıyoruz. Sizlerden gelen kayda geçsin tabelası üzerindeki yorumları aktarıyoruz. Birazdan ankete de yine gideriz. Hukukla, yargıyla, adaletle başlayalım. Hukukçu kendisi aynı zamanda. Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi milletvekili. Milletvekili seçildi. 600. milletvekili diyoruz kendisine ama mecliste 599 vekil var. Çünkü tahliye edilmiyor. Ama gündemde bir de şerh var. İşte o şerhi koyan isim ve vurguladıkları. İktiğimiz ağaçlara can suyu vermek istiyoruz, can suyu. Can hapisten çıkmalı, esaret bitmeli. Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi Hatay milletvekili, ancak mecliste değil cezaevinde Gezi davası tutuklusu. Yargıtay 4. Ceza Dairesi Atalay hakkındaki yargılamanın durdurulması talebini reddetmişti. O karara yapılan itiraza da ret kararı geldi. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Can Atalay'ın yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yeter artık. Bu hukuksuzluğa son verin. Oy çokluğuyla alınan karara bir üye karşı oy verdi. Tahliye talebinin reddedilmesi kararına yapılan itirazda reddedilince Yargıtay üyesi Özgür Cevahir karara şerh koydu. Yasama dokunulmazlığı olduğunu vurguladı. Atalay'ın anayasanın 14. maddesinin yeterli açıklıkta olmadığını, 83. maddesine göre tutuklanamayacağını belirtti. Anayasanın 83. maddesi diyor ki bir kişi eğer milletvekili seçildiyse milletvekili seçilmesinden önce ya da sonra bir suç işlediği iddiasıyla yargılanamaz, tutuklanamaz, sorgulanamaz. Düşülen şerhte milletvekili görevi demokratik bir siyasal hayatın bahşettiği üstün bir kamusal yarar ve öneme sahiptir notu var. Seçilmiş milletvekilinin hak ve özgürlüklerine dikkat çekildi. Vekillik haklarına yapılacak ölçüsüz müdahalelerin siyasal temsil yetkisini ortadan kaldıracağının altı çizildi. Halkın vekili tutsak edilemez. Atalay'ın tahliyesi için muhalefetin meclis başkanına da çağrısı oldu ama Numan Kurtulmuş'tan bir açıklama gelmedi. 1 Ekim'de meclis açıldığında 599 vekiliyle birlikte Atalay da mecliste olacak mı bilinmez. Bu yargının gündemi. Bir de cebimizin gündemi var. Muhalefet başta CHP olmak üzere toplanalım. Bu zam karşısında vatandaşın beli büküldü. Yani bir zam verdiniz. Sonra fatura zamları, akaryakıt zamları, vergi zamları, uçtu gitti zamlar dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da buyurun topluyoruz meclis dedi. Bir şey değişecek mi, bir şey ifade eder mi? Takdir sizin. Kabul edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Genel Başkanımızın da muhalefet partisi liderleriyle yapmış olduğu değerlendirmeler ışığında meclisi olağanüstü toplantıya çağırmaya karar verdik. Arda arda gelen zamlar meclisin tatilini böldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi salı günü olağanüstü toplanacak. Ülkenin gündemini meclisin ıskalamaması gerektiğini söyleyerek bu başvuruda bulunacağımızı söyledik. Muhalefet son gelen zamlara tepki gösterdi. Hatta Cumhur İttifakı kanadında da sesler yükseldi. CHP'nin çağrısına Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan yanıt geldi. Önümüzdeki hafta salı günü meclis toplandığında tüm biraz önce söylediğim ekonomideki kötü gidişat, yapılan yanlış işler ve meclis kapatıldıktan sonra vatandaşın sırtına vurulan bu tarihi yükle ilgili gerekli çalışmaları tamamlayacağız. CHP son dönemde yapılan zamları görüşmek üzere 25 Temmuz Salı günü meclise olağanüstü toplantıya çağırmıştı. O dilekçede Saadet, Demokrat, Deva ve Gelecek Partisi'nin de imzası vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 25 Temmuz saat 15'e randevu verdi. Meclis olağanüstü toplanacak, zamları konuşacak. Çözüm bulunur mu, ek tedbirler alınır mı bilinmez ama muhalefetin çağrısı karşılık buldu. Meclis toplanıyor, körfez durumunda para arıyoruz. Bir de yarın faiz kararı var. Saat 14 olduğunda duyacağız. Bakalım ne oranda artacak. Sonra dönüp bakacağız dolar TL'ye. Ne kadar kıpırdamış. En yerli, en milli meselemiz Türk lirası. Ne kadar değer kazanmış acaba? Zamlara ilişkin etkisi, dönüp dolaşıp o tetikleme zamları dediğimiz etkisi ne olacak? Merak ediyoruz.
geri sayım başladı. Piyasalar ilk tepkiyi erken verdi. Faiz kararı öncesi dolar, euro, altın sert yükseldi. Seçim sonrası geçen ay ilki gerçekleşen para politikası kurulu toplantısında merkez kademeli geçiş diyerek tam 2 yıl aradan sonra yeniden faiz düğmesine bastı. Naci Ağbal'ın 2020'de %19'da bıraktığı politika faizi Şahap Kavcıoğlu döneminde %8,5'a kadar düşürülmüştü. Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk toplantıda Merkez Bankası politika faizini 650 baz puan artırarak %15'e yükseltti. Haziran'daki faiz kararı piyasalarda beklenen etkiyi yaratmamış, faiz kararı sonrası piyasalar ters etkiyle yükselmişti. Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı artırmaktır. Piyasa o gün bu hızlı yükselişi bile yeterli bulmadı. Yıllardır düşürülen faiz 650 baz puan artmasına rağmen dolar o gün 24 lirayı gördü. Bir ay içerisinde de rekoru 27 liraya taşıdı. Şimdi gözler Şimşek döneminin ikinci faiz kararında. Karar piyasanın tepkisiyle merakla bekleniyor. Kayda geçsin. Ayşe Hanım diyor ki devlet yönetimi hiç mi iyi bir şey yapmadılar, yapmayacaklar. Kayda geçsin diyor. Vurguluyor. Bir anda da saç ayakları var ekonomik krizin. Bazı meslek gruplarına sirayet ediyor. Sosyolojimize etkisi var. Kira krizine dönüşüyor. Gıda enflasyonu farklı vuruyor, başka vuruyor. Tokat manyağı olduk. Gelelim taksicilere. İstanbullular sarı çile diyorlar artık. Öyle adlandırıldı. Kaldı o isim. Şimdi taksi sorunu her geçen gün bir düğme dönüştü. Kimi yolcu seçiyor. Kiminin işte değişim saati hiç değişmiyor. Kimi mesafeyi asla beğenmiyor. Yani yol beğenmeme örnekleriyle dolup taşıyor. İnanılmaz. Zaten santrale sorduk geçtiğimiz günlerde. Ekranlara da getirdik İstanbul Büyükşehir Belediyesi beyaz masa birimine. Yığınla şikayet var. Vatandaşın en büyük derdi İstanbul'da. Şimdi buna benzer bir yol beğenmeme meselesini örneğini ekranlara getirelim. Beylikdüzü'nden taksiye binmek istiyor bir müşteri. Taksici taksiye bindiğinde soracaksın nereye diye sözleriyle karşılaşıyor. Bakalım mı? Yoldan çevirdiğini alıyorsun, istediği yere bırakıyorsun diye biliyorum ben bu işi ama yanlış biliyorum demek ki. Elini kaldırdı, taksiyi çevirdi, gideceği adresi söyledi. Hiç beklemediği bir cevapla karşılaştı. Girersem daha gelemem bu tarafa. Rezervasyonluyuz yani, anladım. Aynen. Anladım abi de yani bu böyle olmuyor ama. Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nden. Taksi şoförü yolcuyu gitmek istediği yere götürmedi. Taksicinin verdiği ilginç cevap yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Yoldan çevirdiğini alıyorsun, istediği yere bırakıyorsun diye biliyorum ben bu işi ama yanlış biliyorum demek ki. Beni müsait bir yerde indirir misin Arşu? Nereye gidiyor? Ne alaka, ben mi soracağım nereye diye? Taksiciye ben soracağım nereye diye. Taksici bana sormayacak yani nereye diye. Taksi şoförünün taksiye bindiğinde soracaksın nereye diye sözleri üzerine yolcu tepki göstererek araçtan indi. İstanbul'da taksilere ilişkin 153 ihbar hattına son 18 ayda 144.166 şikayet geldi. Şikayetlerin başında yol ve yolcu seçme gibi sürücü kaynaklı sorunlar yer alıyor. Ya inanılmaz hakikaten. Taksiye soracağız nereye diye. Abi nereye gidiyorsun? Geçerken beni de atıver. Para? Para olur mu canım? Nereye gidiyorsan zaten ben de o yöne gidiyorum. Böyle konuşsun o zaman vatandaşla sizlerle. Zam sırası. Tetikleme zamı diyorduk ya. İşte korktuğumuz başımıza gelmeye başladı. Görelim. ÖTV ve KDV'nin artırılmasıyla akaryakıt fiyatları uçtu. Bu da domino etkisi yarattı. Ankara'dan sonra İstanbul'da da ulaşıma zam sinyali geldi. Başkentte alınan kararla normal bilet 15 liraya, öğrenci 7,5 liraya yükselmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı 125 İETT otobüsü temini sözleşme töreninde zamın kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz günlerde toplu taşımada bizi çok etkileyecek olan KDV ve ÖTV artışları, tabii aynı zamanda yaptığımız bu alımlardaki dövizin etkisi
ve akaryakıt başta olmak üzere yaşanan diğer zamlar bizim vatandaşa hizmetimizi çok zorlaştırmaktadır. İmamoğlu, ulaşım benzeri toplumsal hizmetlerin yüksek vergilendirme dilimine sahip olmasını eleştirdi. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaptığımız toplantılarda ÖTV ve KDV'nin alınmaması gerektiği noktasında önerilerimizi iletmiştik hükümete. Bunu buradan tekrar yineliyorum. Ortaya konulan bu vergi yükleri zaten vatandaşımızın belini bükmektedir. Eğer bu yükler kamu hizmetlerinde de en üst seviyeye taşındığı takdirde ekstra bir yük olarak bunun vatandaşların sırtına yük olması kaçınılmazdır. İstanbul'da şu an normal bilet 9 lira 90 kuruş, öğrenci bileti ise 4 lira 83 kuruş. Fakat zam kapıda. Ortaya konacak olan maliyetlerle ne yazık ki insanlarımızın toplu taşıma fiyatları da, rakamları da, bedelleri de değişecektir. İmamoğlu'nun zam sinyalini verdiği törende 125 aracın piloya katılmasıyla hali hazırda 10,5 olan İETT araçlarının yaş ortalaması 9,5'a indi. Uzunluğu 25 metre olan 280 yolcu kapasiteli 300 metrobüs aracı alımı ise 2 yıldır engelleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisimizden oy birliğiyle karar çıkmasına rağmen 3 yılı aşkın süredir ne yazık ki Cumhurbaşkanlığı onayı olmadığı için o alımımızı gerçekleştiremedik. Zam listesine yeni bir sayfa. Şimdi ekonomi sınıfında uçan tarife başlığını attık. Çünkü iç hatlar uçuşlarında bir tavan ücret vardı. Bu tavan ücret belirli oranda zamla karşılaşabiliyordu. Örneğin iç hatla ilgili bir uçak bileti almak istediğinizde en fazla 1150 lirayı görmeniz gerekiyordu. Üstü yasal sınırı aşmak anlamına geliyordu. Şimdi o yasal sınır bu yeni zamla, bu yeni zam sayfasıyla değişti efendim. Yeni tavan sınırı açıklayalım. 1650 liraya kadar çıkabilecek iç hat uçuş seferleri. Beyaz eşyadan otomobile, temizlik ürünlerinden akaryakıta kadar vergilere peş peşe zam yağdı. Etiketler, fiyatlar uçuşa geçti. Ancak yolcunun ayağını yerden kesmesi artık o kadar kolay değil. Çünkü tek yön uçuşlara %44'lük zam geldi. Gidişi belli, dönüşü meçhul yolcular için kötü haber var. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tek yön uçuş tavan fiyatlarını artırdı. Eskiden en fazla 1150 liraya satılabilen bilet artık 1650 liradan satışa çıkabilecek. Türkiye tavan fiyat uygulamasıyla 2013 yılında tanışmıştı. O yıl için belirlenen ücret 299 liraydı. Artışın hızı ilk yıllarda düşüktü. 2021'den bu yana değişim ekonomik krizin somut göstergesi oldu. 2022'yi 100 liralık artışla karşıladık. Tavan fiyat sene sonunu göremedi. 551 liralık artışla 1150 lira olarak uygulanmaya başladı. 2023'te de 500 liralık artışla fiyat 1650 liraya geldi. Tabii bu tarife ekonomi yolcuları için. Havayolu şirketleri ekonomi sınıfı biletlerde yeni ücreti tarifelere yansıtmaya başladı. Bir de Edirne'nin anlattığı bir hikaye var hepimize. Şimdi sınır hattı olduğu için bu cümleyi kuruyoruz elbette. Çünkü Bulgaristan'dan gelen turistleri dört gözle bekliyor artık Edirne esnafı. Kur krizi bunda etkili, ekonomik dip serüvenimiz bunda etkili. Hizmette sınır yok manşetini atmamızın da bir sebebi var. İhaleyle belirlendi. Bakın bu hikaye hepimiz adına ne söylüyor. Bulgarlara hastayım yani. Çok iyi Bulgarlar. Ölüyorum onlara. Hadi alışveriş yapsınlar. 24 saat çay hizmeti sunulacak. Sert ve yumuşak içimli kahve ikramı da yapılacak. Hepsi bölge esnafının can damarı olan Bulgar turistler için. Türk lirasının yabancı para birimleri karşısında değer kaybı sürüyor. Bulgaristan'da yaşayanlar kendi para birimlerinin değer kazanmasını Türkiye'den alışveriş yaparak değerlendiriyor. Bulgarlar olmasa burası finish, biter. Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Edirne'de Bulgar müşterilere daha iyi hizmet verilmesi için ihale düzenledi. İhaleyi kazanan firma esnafın dört gözle beklediği Bulgarları kolonyayla karşılayacak, çay ve kahve ikramında bulunacak.
Bulgaristan'dan gelecek olan turistlerin rahat etmesi için çocuklarına oyun alanında kurulacak. İhale şartnamesinde dinlenme yerlerinin kurulması da yer alıyor. Yaşanan krizi aşmak için Bulgar turistlerin yolunu gözleyen Edirne esnafı, bölge ekonomisinin can damarı olan Bulgarları karşılamak için bugüne kadar 2 milyon liranın üzerinde harcama yaptı. 70 lira değerinde 5 levalar efendim, tişörtünü alıyor, pantolonunu alıyor, çamaşırını alıyor efendim. Adelze her şeyini 100 levaya alıp Bulgaristan'a gidiyor. Türkiye cennet ülkesi efendim. Ve özel haber dosyamız Ozan Kelleci hazırlıyor efendim. Gelecekte başımıza çok daha büyük dertler örmeden bugünün mikro olarak görülen ama aileleri derinden etkileyen örneklerini toplamaya devam ediyor. Bireysel silahlanma neden artıyor sorusunu daha fazla tartıştırmak, kamuoyuna yansıtmak istiyoruz. Dün bazı ailelerin söyledikleri, kayıp veren ailelerin söyledikleri zihnimizde yer etmeli. Bugünden tartışmaya başlamalıyız bireysel silahlanmadaki artışı. Dosyanın ikinci bölümü de önemli mesajlar veriyor. En önemli vurguyu tekrar edeyim. Gelecekte daha fazla sorun yaşamamak için bugünden tartıştırmak istiyoruz. Gelişi güzel ateşlenen silahlar, evladı hayattan koparılanlar. 18 yaşında olacaktı, Mart ayında olacak şey. Şimdi beni uyandırdı. Zeynep kalk, Emre vurulmuş. Katilleri hala bulunamıyor. Katilini buldunuz. Ömür boyu da hapse tıktınız. Evladım geri gelecek mi? Bireysel silahlanmanın aldığı can. Aslen öldürme olarak değerlendirmemiz gerekecektir. Türkiye'de bireysel silahlanma sorunu. Türkiye'nin asıl sorunu kontrolsüz silahlanma. Bakın sizde silah varsa 6 kat insanları öldürme potansiyeliniz yüksek. Sözcü TV muhabiri Ozan Kelleci'nin hazırladığı bireysel silahlanma dosyası başlıyor. Ben evladımın elini bir daha tutabilecek miyim? Bitti. İki yıl oldu Emir Yuşa'nın Trabzon'daki bahçelerinde vurulalı. Çok kolay geliyor insanlara evladını toprağa koymak. Yaşamayan bilmiyor işte. Sırra kadem bastı. O anda kaç silah atıldı, kaç kişi silah attı veya tek kişi mi, o bilinmediği için muamma. Ama şu bir gerçek ki o silah tetiği çekildi ve bunu biri çekti. Ve bunu mutlaka birileri biliyor. Çevresindeki, ailesindeki, yaşantısındaki biri mutlaka bunu biliyor ve susuyor. Onu sevdiklerinden koparan silah da ortada yok. Cesat timleri bölgede sürekli araştırma çalışma yapıyorlar, istihbarat topluyorlar. Maalesef hala bulunamadı. Emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin'e göre özellikle Fethullahçı terör örgütünün darbe girişiminden sonra bireysel silahlanma daha da arttı. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra artan bir av tezkeresi artışı görüyoruz. Bu şu demek, insanlar 15 Temmuz'da kendilerini savunmasız durumda olacaklarını düşündükleri için çok hızlı şekilde av tezkeresi ve av silahı almaya başladılar. Çünkü Türkiye normalde bir av ülkesi değil ve bu kadar da avcı yok. Ama normalde insanlar evlerinde herhangi bir şekilde ihtiyaç olur diye bu silahları bulunduruyorlar. Bu da tehlikeyi bir kez daha gözler önüne seriyor. Diğer toplumlara göre öfkeli ve biraz daha tahammül seviyemiz düşük olan bir toplumda tabii bu kadar silahın çok olması açıkçası kamu güvenliği açısından çok büyük bir risk. 30 yıldır bireysel silahlanmayla mücadele eden Umut Vakfı'nın verileri de o riske işaret ediyor. Türkiye'de 3 aileden birinde problem var. Yani dramatik bir geçmiş var. Tahmini 4 milyon civarında ruhsatlı silah var. Bunun 9 katı gibi ruhsatsız silah var. Bunları nereden biliyoruz? Vakalarda özellikle veriyoruz. Bizim tespit ettiğimize göre 1 yıllık silah şiddetinde yani 3700 vakanın %4'ünde beylik tabanca kullanım var. Bu ne demek?
Yani Türkiye'deki ruhsatlı silahların neredeyse yarısı da bu tür durumlarda, yani silahla ilgili olaylarda kullanılıyor. Birçok kişi de bu tehlikenin farkında ve endişeli. Sesi bile beni etkiliyor açıkçası. Yani bu silahlar bir de bazı kazalara da sebebiyet verebiliyor. Çocuklar da yaralanabiliyor. Özellikle düğünlerde falan yapılıyor. Yani bunlar hem bizi hem de çocukları korkutuyor, kadınları korkutuyor açıkçası. 81 milyon insan var yani, bunun yani herkes silahlandığını düşünsene. Önüne gelen birbirini vurur. 2022 yılında silahlı şiddet olayının en çok yaşandığı il 519 olayla İstanbul oldu. İstanbul'u 243 olayla Adana izledi. Samsun'da 198, Şanlıurfa'da 187 silahlı şiddet olayı yaşandı. Konya ve Bursa'da ise 2022 yılında 131 kez silahlar konuştu. Evladını kaybeden Mustafa Atıcı da o tehlikeyle yüzleşmek zorunda kalanlardan. O da caydırıcı ceza şart diyor. Eğer o silahı da eline alıyorsan benim evladım gibi, Büşra Konyar gibi, Helin Palandöken gibi, Berat Can evladımız gibi çocukların canına mal oluyorsan sonucuna katlanması gerekiyor. Bunun için gerekli caydırıcı cezaların bir an önce çıkarılıp uygulamaya geçilmesi lazım. Bu olayların önüne geçilebilmesi için. Biz evlatlarımızı yaşatmak için bu dünyadayız. Silahlanmanın önüne geçilmesi için ne gerekiyor? Bireysel silahlanmanın önüne geçebilecek temel faktör ceza kanununun caydırıcılığının artması, sosyal devlet ilkesinin güçlendirilmesi, kolluk güçlerinin vatandaşın yanında olduğunu gösterebilmesi. Yani devlet mekanizmasının daha güçlü olduğu toplumlarda bireysel silahlanma bu kadar güçlü değildir. Ama kolluk olarak bir defa bu kaçak silah yollarının tespit edilmesi, istihbarat imkanlarıyla bu kontrolsüz silah girişinin engellenmesi gerekiyor. Silah ticareti yapanların yakalanması gerekiyor. Birincisi bir kere kamu spotu yapın. Yani bunun da insanları öldürdüğünü, şu kadar bir vaka olduğunu anlatmaları lazım. İkincisi mutlaka ihbar hattı şart. Yani açık havada insanlar ateş ediyor veya takım şampiyon olduğu zaman ateş ediyor veya kutlamalarda ateş ediyor. Yani ihbar hattında ciddiye alınıp üzerine gidilmesi lazım. Üçüncüsü de mutlaka bu tür durumlarda düğün timleri oluşturulması lazım. Acil yapılması gereken üçü bu. Emniyet müdürü, ceza hukukçusu ve yıllarını bireysel silahlanma karşıtlığına adamış Umut Vakfı'nın görüşleri ortak. Caydırıcı cezaların olmasına, kanunların uygulanmasına işaret ediyorlar. Bireysel silahlanma dosyasının yarınki bölümünde İstanbul Sultan Gazi'de sokakta yürürken vurulan Ahmet Emre Çavuş'un hikayesi olacak. Körfez turunda yatırım arayışımızda son durak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi yönetimi. Biliyorsunuz Katar ve Suudi Arabistan'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne gelmişlerdi. Az önce İletişim Başkanlığı bir son dakika gelişmesini duyurdu. Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma gibi başlıklarda 13 başlıkta belge imzalandı, bir anlaşma imzalandı ve toplam tutar 50 milyardan biraz fazla, 50.7 milyar dolarlık bir anlaşma Birleşik Arap Emirlikleri ile. Şimdi geçmişi itibariyle en çok tartışılan ziyaret buydu. Çünkü işte darbeci ilan edilmiş, darbenin finansörü, o hain darbe girişiminin finansörü ilan edilmişti. Sonra kırmızı halılı karşılama öncesiki dönemdeki hatırlatılmıştı. Şimdi yeni ilişkiler kuruluyor. Vatandaş şu gözle izliyor elbette. Tamam, geçmiş neyse ne, cebime etkisi olur mu bu yatırımın? Bu krize bir merhem olur mu acaba diyor. Onun yanıtlarını ekonomistler verdi. Yarın biraz daha hesabını tutmaya çalışırız efendim. Sürçülisan ettiysek affola, bu sıcak notla bitiriyoruz Sözcü ana haberi. Yarın saat 18'de bakalım avucumuzda nasıl bir gündem bulacağız. Bugünkü tabelamızla veda edelim. Her gerçek öyle veya böyle bir şekilde kayda geçsin. Hoşçakalın. Onlar güler.